İskele Sancak özel yayınına hoş geldiniz. Ankara'dan bugün karşınızdayız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek, İskele Sancak özel yayınında konuğumuz. Seçimlere gidiyoruz artık, 12 gün gibi kısa bir süre kaldı 7 Haziran seçimlerine. Hoş geldiniz Sayın Başkan. 12 gün gibi kısa bir süre kaldı 7 Haziran seçimlerine. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk efendim. Bir zarf paralar görüyorum orada. Neyi nesidir diye izleyicilerimiz sormadan, merak etmeden ben sorayım onu size. Erken sordunuz yani, erken başlıyoruz ama. Gençlerin çoğu bunun ne olduğunu bilmez. 6-0'lı paralar mı? Evet, hiç böyle bir para gördüler mi acaba? Bak, bu 5 milyon TL. Şimdi 5 milyonunuz olsa... Evet. Çok ciddi bir zengin olursunuz. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Böyle uzaktan gösterince 5000 TL evet, görünüyor. 5000 TL. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Şu an 5 lira o. Yani bu topu 5 liracık. Bugünün 5 lirası. Dün 5 milyondu. Böyle paralar çıkıyordu ortaya. Veya böyleydi bakın. Böyle tutayım gözüksün. Veya 10 milyon 20 milyon. 20 milyon TL. Şeyler gözükünce şöyle olacak. 20 tam göz. Şöyle yaparsam daha iyi gözükecek. Öyle anlaşılıyor. Evet. 20 milyon ve 10 milyon TL. Yani şimdi bunları gördüğümüz zaman ekonominin nereden nereye geldiğini o kadar net görüyoruz ki. Halbuki bir tanesi 10 lira, bir tanesi bugünün 20 lirası. Alt üstü bu. O zamanlarda mevcut olan enflasyon rakamları Türkiye'yi bu hale getirmişti. 2004 idi galiba, evet. 6-0'ın atıldığı, evet. Tarih. Ve buna özellikle 6-0 atacağım diye Sayın Cumhurbaşkanımız, o tarihteki Başbakanımız ortaya çıktığında sen böyle bir şey yapamazsın dedi. Hatta yazarın bir tanesi dedi, çıkacağım Kızılay'da. Taksim'de pardon. Kızılay'da mı dedi, Taksim'de? Taksim'de, Taksim. Taksim miydi? Ben öyle hatırlıyorum. Anıracağım dedi, affedersiniz. Anırmadı başka. Ama dedi yani, bunu. Emin Çölaşan'dı isminde. Evet, evet. Aleni bir bilgi olduğu için zaten hatırlatmak için sadece söylemiş olalım. Nasıl vaziyet? Seçimler, çok kritik bir seçimlere gidiyoruz. Kritik bir seçim oldu, gerçek. Herkes ona göre konumunu alıyor. Özellikle 7 düvel birleşti, HDP'yi baraj aşırtmaya çalışıyor. Böyle bir söylemle öyle zannediyorum. HDP bir de bakacaksınız ki barışa aşı vermiş. CHP'nin oyu da 23'lere kadar inivermiş. Böyle bir şey var. CHP'nin içerisinde sırf HDP barajı açsın, AK Parti sıkıntıda kalsın diye oradan oraya bir oy kayma olabilir. Oluyor. Ama tabii bu sefer evdeki hesaplar terse dönüyor. Yani ben anketlerde çok net görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri resmen HDP'ye gidiyor. Genel netice itibariyle tek başına iktidarı AK Parti'ye hediye edilmiş oluyor. Çünkü bölünmeleri düşündüğü... Belki daha azalıyor milletvekili sayısı. AK Parti'den ama CHP'nin ki azalmış oluyor. Öyle bir durumda AK Parti'den de gider, oradan da gider. Olay bu. Artık bakacağız bakalım. Evet. Şimdi bu dışarıdan ne gelecek diye her seçim döneminde bir bakarız. Böyle bir merak içinde. Geçen sene mesela hemen hatırlayacaksınız siz de, Ekonomist dergisi oylarınızı CHP'ye verin diye bir yazı yazmıştı. Evet. İngiliz The Economist dergisi. Evet. Bu seçimde biraz böyle sessiz gidiyordu. Bu sessizliği New York Times gazetesi, Amerikan gazetesi bozdu. Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bu hükümet, bu cumhurbaşkanı nedeniyle. Dolayısıyla Amerika ve NATO ülkeleri Türkiye'ye müdahale etsin dediler. Maalesef onlar da HDP'nin barajı aşamayacağı, AK Parti'nin tek başına rahat bir iktidar olacağı, 4 sene huzurlu bir Türkiye'nin çok işler yapacağı endişesini taşıyorlar. Türkiye'nin ayakta kalmasını istemiyorlar. Bakın, bugün eğer AK Parti iktidarı devam edecek olursa İstanbul Boğazı biter. İstanbul 3. Havaalanı biter. Boğaz Köprüsü. Nükleer santraller biter. Boğaz Köprüsü biter. Bu yılda 75 katrilyon lira Türkiye'nin bütçesine girmesi anlamına gelir.
Hal böyle olunca isteseniz de istemeseniz de Almanya, İngiltere, Amerika, İsrail bunlardan rahatsız olur. Onun için böyle bir endişe onları AK Parti'ye oy verme işte sıkıntı olur söylemine getiriyor. Bunlar güya demokrat, demokrat falan değil. Zaten Türkiye'de demokrat bir seçim falan yapıldığı yok. Doğu ve Güneydoğu'da tam bir terör var. Doğrudan doğruya bir terör var. Ve o kadar enteresan ki bu terörü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da açık ifadeyle Doğu'da sandıkların başına PKK bir tane silahlı eleman koyar. Mesele hallolur. Mesele hallolur diyebiliyor. Yani böyle bir paslaşma mı var? Güya olan demokratik bir seçim geçiriyoruz. Güneydoğu'da işte başbakan geliyor, cumhurbaşkanı geliyor. Dükkanları kapatacaksın. Hadi erkeksen kapatma. Ertesi günü dükkanın başına bir iş geliyor. Vatandaş mecburen kapatıyor. Ondan sonra Selahattin Demirtaş Efendi de efendim böyle bir şey yok Güneydoğu'da baskı olduğunu kim söylüyor diyor. Dün Van Erciş'te bir kişi katledildi yine. Erciş'te katleden kişinin kimliği de ortaya çıktı. Bu Kobani eylemleri 6-7-8 Ekim'de o eylemlere katılan bir kişi tutuklanıyor. Evet. 2 ay cezaevinde kalıyor. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Sonra dün sabah Van Erciş'te ki Erciş AK Parti'nin güçlü olduğu bir yerdir. Sokak ortasında birisini öldürüyor. Evet. Bakın Van'a bunları koyuyorlar. Şu anda Van'da bu afişler dolayısıyla medyada çok bilgi çıkınca bu afişleri kaldırmak zorunda kaldılar. Direkt olarak da musluklardan kan akıtıyorlar. Biz barajı geçmezsek bu kan akar. Barajı geçerse akmaz mı? Bakın. Hatırlarsanız vali ziyaret ediyor Eruh'ta, Siirt'te bir muhtarı. Muhtar ertesi günü kapının önünde öldürülüyor. Bu tehditlerden vazgeçmiyor. Şeyin sözü, Demirtaş'ın ifadesi, Elazığ'da validen eskort istiyor. Vali eskortu vermiyor. Vali eskortu vermeyince buyurun söz burada. Vali efendi, ölüm de var, ölüm. Aleyni tehdit ediyor. Evet. Ve şey var. Muhtar Mustafa Turhan'ın öldürülmesini hatırlatan PKK'nın hem koruculara hem diğer köy muhtarlarına mektup ve SMS göndererek Muslo'nun halinden de mi ibret almıyorsunuz? İhanetin cezasının ne görün dediği öğrenildi. Aynı şekilde PKK'nın Kandil'deki yöneticilerinden Mustafa Karasu, HDP'nin barajı aşma çalışmasına bir tehditle destek etti. HDP barajı aşmazsa savaş çıkar. Gördüğünüz bu mektubu tek tek gönderiyorlar. Tehdit mektubu mu? Tehdit mektubu gönderiyorlar. HPG diye bir müdür evet, var orada. O da onun aynı şekilde şey PKK'nın gene bir kanadı. Şöyle yazıyor burada. Biz bu hususu anlam veremiyoruz. Yani AKP'nin bu kadar kirlenmişken nasıl olur da siz yanında yer alıyorsunuz? Ya anlamıyorsunuz ya da satın alacak paralar, sizi satın alacak paralar akıtılmaktadır. Eğer bu duyduklarımız gerçek ise o paraları burnunuzdan getirmeyi gayet iyi bildiğimizi sizin de bilmeniz gerekli. Eğer sizin ailede bir tek oy AKP veya başka partiye gitsin, o zaman hep hesabınızın da büyük olacağının sizin tarafınızdan bilinmesi lazım gelir diye atıyor. Bunlar AK Partili seçmen, Doğu Güneydoğu'daki tabii, AK tabii, Partili seçmeni. Onlara gelen şey. Buyurun, HDP dışında başka partinin girmesi tehlikeli ve yasaktır. Yeşilova. Yani bir tane, iki tane, üç tane yok. Her tarafta var bu. Sırrı Süreyya Önder evvelsi gün bir televizyon programına katıldı. Bir tane suç duyurusu göster bana diye. AK Partili vekil Bülent Gedikli'ye. Sonra çok şey tabii tatsız bir şekilde bitti o bağlantıda. Hayır, zaten oradaki onun o tavrı HDP'nin açık tavrı. Susulan
dedi. Konuşma lan dedi. Yani konuşma lan diye sen televizyonda bütün halkın huzurunda kalkıp tehdit edebilirken öteki taraftaki vatandaşın hani suç duyurusunu söyler misin diyor. Sen aleni televizyonda şey diyorsun, tehdit ediyorsun. Öteki taraftaki gariban elinde silah yok, bir şey yok. Nasıl kalkacak da şikayet edecek? Çoluğunun çocuğunun hayatını tehlikeye mi atacak? Muhtar evine kabul etti diye vali tık ertesi günü dışarıda vurdurtturuyorsunuz da. Bunun anlamı ne? Şu anda Güneydoğu'da tam bir terör var. Güneydoğu'daki mevcut olan terör inanılmaz bir terör. İnsanlar bağımsız iradesiyle oy kullanma şansı yok. Ben açık ve net olarak söylüyorum. Kendisine baskı yapılan vatandaşlarımızın tek kurtuluşu oy kullanmamak. İradesini yansıtamıyorsa sandığa, halk sindirilmişse halkın kesinlikle sandıkta oy kullanmaması lazım. Ben demokratik ortamda olanı söylemiyorum. Yani gidip zorla HDP'ye oy vereceksiniz diyenleri kastediyorsunuz. Tabii zorla. Bakın demin bir söz söyledim. Şimdi Kılıçdaroğlu da aynı terörün bir parçası şu anda. Kendi ifadelerini okuyorum. Halkın güvenliğiyle ilgili çalışmalara, pardon, sandık güvenliğiyle ilgili çalışanlara destek veriyoruz. Bizde duyuluyor. Sandıklarda hep memur sene bağlı olan memurları görevlendirmişler. Biz parti olarak bütün önlemlerimizi aldık. Bu konuda deneyimli Erdal Aksünger ilgileniyor. Sandık güvenliğiyle ilgili çalışan sivil toplum örgütlerine de destek veriyoruz. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya ve Fransa gibi ülkelerden oyların getirilişi dahil izlenecek. Şimdi dikkat edin cümleye. HDP sandığın başına silahlı birini oturttur, mesele hallolur. Başlık böyle gazetede. Elektrik kesintisine net bir açıklama yapılmadı. Yine elektriğimi keserler mi diye korkuyorum. Trafo konusunda Şero'da görev yapacak. Dikkat edin cümleye. Doğu'da da HDP sandık güvenliğini sağlar nasıl olsa. Silahlı birini oturturlar, mesele hallolur. Buyurun şu sondaki sarı bölgeyi okuyun. Bunu da söyleyen kim? Bunu da söyleyen Kılıçdaroğlu. Yani HDP ile bu derece bir paslaşma var diyorsunuz. Tamam bir paslaşma var. Zaten parti içerisinde kesin talimat verilmiş. O açıdan HDP'nin barajı geçmesi için HDP'ye ödünç oylar verilmeye başladılar. Batı'da başka bir şey var, HDP, başka bir Demirtaş var. Böyle barış güvercini, evet, barış güvercini espriler yapıyor sürekli. Biz barış istiyoruz diyor falan. Bakın ben size bugün ilk defa göstereceğim. Çelişiyor mu? Çelişmez mi? Şimdi şundan ötmüyor mu yani bu olay o kadar? Tam bir seçim taktiği, tam bir aldatmaca, tam insanların hislerine göre hareket etme. Aday listesinde de bu belli. Sakarya'da Çerkez koyuyor. Eskişehir'de eşcinsel koyuyor. Müslümanların yoğun olduğu yerde bir Türkiye'lileşme hedefini bir parçası olarak göremez miyiz bunları? Bunu şöyle mi görüyorsunuz bunu? Bakın. Şu neredeymiş? Siirt mitingi şeyin. HDP'nin. Siirt mitinginde bir tane Türk bayrağı yok. Bu da Siirt. Adıyaman mitingi. Bir tane Türk bayrağı yok. Görüyor musunuz? Hiç bir tane. Bu da Adıyaman. Fazla göstermeyeyim diye şey. Antalya, Denizli. Bu Antep mitingi. Bir tane şey. Türk bayrağı yok. Bu da Batı'daki. Evet, orada var. Batı'daki mitingler. Ama Türk bayraklarına bakın. Üzerlerine başka başka şeyler yapıştırmışlar. Böyle bir Türk bayrağı olamaz tabii. Bakın, Türk bayrağıyla HDP bayrağını birbirine dikmişler. Güya Türk bayrağı kullanıyorlar. Niye? Batı'da kullan ki diyor. Milletin nasıl olsa uyutulması mümkün. Türk bayrağı da kullandık desinler. Şimdi yani nabza göre şerbet vermek, insanları tam enayi yerine koymak, maskeli olarak Batı'da davranış içerisinde bulunmak. Ve arkasından da Batı'da hemen bir de bakıyorsunuz, eline alıyor güvercinleri, eş başkanıyla birlikte havaya güvercin uçuruyor.
Batı'da tam bir güvercin, barış güvercini. Doğu'da ise PKK sayesinde 100 tam bir katil terörist. Ve şeye inanamadığım konu şu, bunu yiyen var mı? Evet, yiyorlar. Bile bile yiyorlar. Bile bile lanet istiyorlar. Çünkü ciddi anlamda bir şey de oluştu. AK Parti anayasayı değiştirecek çoğunluk elde etmesin. Hatta mümkünse hiç iktidara gelmesin. Evet. Başkanlık sistemi gelmesin. Burada bütün ümitler HDP'ye bağlanmış durumda. Biraz doğal değil mi bu muhalifleriniz açısından? Yani şöyle doğal değil. Bazı şeye ben doğal görürüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Kılıçdaroğlu için bu işleri son derece normal görürüm. Neden normal görürüm? Çünkü Kılıçdaroğlu bu işe son derece yatkın. Geçmiş dönemlerindeki siyasette. Sosyal Sigortalar Kurumu'nda kendisi genel müdürlüğü yaptığı dönemde PKK ile ilişkilerini Başbakanlık Takip Kurulu rapor haline getiriyor. Bu rapor oldu. Arkasında bunun bir bu kadar daha eki vardır. O raporun içerisinde detaylı olarak olayları sayar. Sonunda da der ki, sonuç olarak uğruna binlerce şehit verdiğimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan irticai faaliyetleri benzer yakın tehlike arz eden Kürtçülük, mezhepçilik ve bölücülük faaliyetlerini alenen sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu için artık tedbir almanın zamanı geldiğine, bunun da gerçekleşeceğine inancımız tamdır der. Dolayısıyla SSK Genel Müdürü olduğu dönemde Kılıçdaroğlu PKK'lılara açık destek SSK vasıtasıyla vermiştir. Telsizler orada yakalanmıştır. Özellikle serumlar PKK'lılarda yakalanmıştır SSK'nın. Ve ayrıca hastanelere başhekim atamıştır. Atamış olduğu başhekimler PKK'lıdır. Valiler bunu atayamazsın demesine rağmen inatla atılmıştır. Yani PKK bir yılında PKK'lıyı işe almıştır. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun PKK'lılarla işbirliği yapmasından daha doğal bir olay olamaz. Ben bunu ısrarla söylüyorum. Israrla söylememe rağmen, yani enteresandır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de pek bir tesir yapmıyor. Etse oyları düşer. İspat da ediyorum. İspat etmeme rağmen anlamak mümkün değil. Evet, peki yani şimdi biraz da köprünün altından çok sular aktı. O 90'lardan yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bunlara bağlı olan gazeteler var bir. Bu gazeteler PKK Güneydoğu'da bir askerimizi şehit ettiğinde manşete çekip Recep Tayyip Erdoğan'dan hesap soranlar. Ama o kişiler bugün HDP ile ve PKK ile işbirliği yapıyorlar. Bu ikiyüzlüğü CHP'lileri. CHP'yi kastediyorum tabii. Bu ikiyüzlüğü çözebiliyor musunuz? Bak, dün PKK'lılara söven sayan, sen kalkıyorsun bunlara taviz veriyorsun diye suçlayan, her asker öldüğünde bas bas şehitler ölmez diye bağırıp, ki bu işin içerisinde MHP de var, CHP kadar, bağıran ve AK Parti aleyhine bir propagandayı yöneten kişiler, şu anda biz oyumuzu HDP'ye vereceğiz sırf AK Parti şey etsin diye. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bu PKK'lılar değil mi köyleri basanlar? Askerlerimizi şehit edenler, karakolları basanlar, bunlar değil mi? Evet. Böyle olmasına rağmen düne kadar bunları bas bas bağıran sen CHP değil misin? Peki bugün ne yapıyorsun? Bugün diyorsun ki olsun. Gidip karakolları basar vesaire yapar, biz onun gürültüsünü yaparız ama ondan sonra da onlara sandıkları bekletiriz diyor Kılıçdaroğlu. Neyle? Silahlı bir PKK'lıyla. Bunu diyebiliyor bir Kılıçdaroğlu. Düşünebiliyor musunuz? Ve millet bu Kılıçdaroğlu'na hala oy veriyor. Düne kadar ulusal oldu. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde isyanları oynayanlar bugün sustular. Çok enteresandı. Düne kadar Güneydoğu'da bol miktarda faili meçhuller vardı. Bu faili meçhuller olurken sesini çıkartmayanlar şimdi tam tersini yapıyorlar. Ve hatta o dönemde bu faili meçhulü yapanlar da bu dönemde HDP'nin yanında yer alıyorlar. Tek meselelerine AK Parti iktidardan gitsin. Herkes birleşmiş. İki taraftaki çatışan HDP'li ile onun karşısında çatışan JİTEM'ciler bir araya gelmişler. Gene gayeni
AK Parti iktidardan gitsin. Başka herhangi bir gayeleri yok. Yani kimin eli kimin cebinde o kadar net ki. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde de çok ciddi manada PKK'nın barajı aşmasını isteyenler var. Sırf AK Parti iktidardan gitsin diye. Hatta net olarak bildiklerimiz var. Ve ben sizin televizyondan da dahil olmak üzere kaç kez bağırdım. Dedim ki Sayın Bahçeli, deyin ki biz vatan haini olan PKK'lıları destekleyen HDP ile işbirliği yapmayız. Biz THKPC ile temas içerisinde olan Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yapmayız, koalisyon yapmayız de aldığın oy helal hoş olsun dedim. Bir sefer yaptım. Ben şimdi buradan MHP'li kardeşlerime soruyorum. Sayın Devlet Bahçeli, seçimin başlangıcından bugüne kadar bir defa ama bir defa kalkıp PKK aleyhinde, HDP aleyhinde konuştun mu? CHP aleyhinde konuştun mu? Konuşuyordu çözüm önce süreci boyunca. Neler söylüyordu, neler söylüyordu? Bölücülerle işbirliği yapıyorsunuz. Aynen. Aynen bölücülerle AK Parti. Kampanya döneminde girmiyor diyorsunuz. Yani kampanya döneminde düne kadar demedik laf bırakmayan HDP'ye, çözüm süreciyle ilgili AK Parti'ye. Evet. Kampanya dönemine geldi. HDP hiçbir şey demiyor. Yine hedefte AK Parti var mı diyorsunuz? Aynen öyle diyorum. Ve şu anda sadece ve sadece hedefte AK Parti var. Başka herhangi bir şey kesinlikle. Ama iktidar partisisiniz. Doğal bir şey değil mi bu? Hayır, anladım da. Herkesin hedefi iktidar partisi anladım olur. Anladım da. İktidar partisinin hakkında tenkidini yaparsın. Kimse sana bir şey diyemez. Bundan daha doğal bir olamaz. Ama kardeşim bu muhalefet düne kadar mücadele edip her cenaze geldiğinde aleyhinde slogan attığın parti değil mi? O mu sana daha düşman, AK Parti mi sana daha çok düşman? Elini vicdanına koy düşün. Demek ki bir yerlerden talimatlar geliyor ve belli bir takım kişiler artık onun şeyinden çıkamıyor. Şu anda her üç siyasal partinin üstünde de paralel yapının inanılmaz bir egemenliği var. Nasıl? Parti listelerinde birincisi etkileri mi oldu? Etkileri var ve adamları var. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nde ben isim kaç kez verdim. Listelerinde 11 adet paralel yapıdan kişi var. Buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi'nde 5 tane var. Bağımsız da giriyorlar. Onlar da kendilerine yerlerden. Tabii. Belli bir kısmı seçilecek. Hepsi değil. Seçilecek yerlerden. Dolayısıyla merkezi kontrol altında tutuyorlar. Şu anda MHP yönetimi tamamen paralel yapının emrine girdi. Bu bir gerçek. Bakın paralel yapı hakkında konuşmazlar. Eskiden konuşurlardı. Cumhuriyet Halk Partisi hiç konuşmaz. Zaten Kılıçdaroğlu'nun genel başkan oluşundaki kasetler, elden ele uçuşan kasetler ne oldu? Direkt olaraktan paralel yapı tarafından ortaya atıldı. Net olarak belli oldu ama hiç umurlarında değil. Evet. Peki onlar da şunu bu söylediğinize karşı söyleyebilirler. Duymadım ben söylediler mi ama bizim rakibimiz, biz siyaset yapıyoruz. Bizim rakibimiz AK Parti. Bizim rakibimiz paralel yapı değil diyebilirler. Kim diyecek? MHP, CHP. Rakibi makibi diye tabii paralel yapı. Paralel yapı işbirliği yaptığı bir organizasyon. Tamamen işbirliği yapıyor. Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor. Üst akıl paralel yapı mı diyorsunuz? Kesinlikle. Farkına varmadan bazen ağzından kaçırıveriyor. Mesela o tırlar var ya, yakalanması tırlarla ilgili. Dedi ki ben dedi onun bantını seyrettim dedi. Var burada da var. Arşivde nerede bilmiyorum. Arasam bulurum şimdi bunu. Kılıçdaroğlu dedi. Kılıçdaroğlu dedi tabii. Birileri getirdi gösterdi yani. Getirdi gösterdi dedi. Kim birileri? Paralel. Bunun paralel yapını yaptığını cümle alem biliyor mu? Biliyor. Demek ki paralel yapıyla bunlar iç içe. Paralel yapı bunlara bant getiriyor gösteriyor. Artık şey olmuşlar. Kanka olmuşlar. Herhangi bir şey yok. Bunu reddetmeleri mümkün değil. Yani yarın bir şey söyleyeyim tabii. Bir an için düşünelim ki bir koalisyon hükümeti geldi. Koalisyon hükümeti geldiği zaman bu paralel yapı her üç partiyi de idare eder. Çünkü nasıl siyasal iktidar hakkında, AK Parti hakkında zamanında kasetleri, ses bantlarını vesaireleri çekti, elde ettilerse solu da aynı şekilde tamamen avuçların içerisine soktular. En ufak bir kıpırdayan olsa hemen bir de bakarsın. Ya
özel hayatıyla ilgili bir bant ortaya çıkar. Ya bir yolsuzluktan ilgili bir bant çıkar. Yani adamı kıstıracak bant mutlaka ve mutlaka çıkar. Bu bir adet. Yani bunlar serbest kalacaklarını mı zannediyorlar? Ve bir anda serbest kaldıkları anda yeniden bütün kadroları işgal etmeye başlarlar. Yargıda zaten yoğun bir şekilde varlar. Dolayısıyla o yoğun yargı zaten bir anda insanları alıp sindirmeye başlar. Bu mekanizma anında işler. Evet. Bir ara verelim. Müsaadenizle daha konuşacak çok konu var. Ara veriyoruz. Evet, devam ediyoruz. Sayın Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, konuğumuz İskele Sancak özel yayınında. Şimdi siz çıktığınız bütün televizyon kanallarında, yayınlarında bu PKK bir Ermeni örgütüdür diyorsunuz. Evet. Ama Kürtler adına işte terör yapıyor, saldırılarda bulunuyor idi. Şu an yapmıyorsa da her ne kadar 2 senedir. Nereden çıkartıyorsunuz bunu? Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Yaklaşık bir aydan beri ben diyorum ki Ermeni bir Kürt örgütüdür. HDP'den hiç cevap geliyor mu? Hayır, bir şey PKK. Pardon, yanlış söyledim, özür dilerim. PKK bir Ermeni örgütüdür diyorum. HDP'den herhangi bir tepki geldi mi? Yani dediler mi ki arkadaş hayli böyle bir şey yok. HDP PKK kesinlikle Ermenilerle bir alakası yoktur. Bir laf dediler mi? Demediler, diyemezler. Çünkü hadise böyle, aslı böyle. Ben her zaman bir harita gösteriyorum. Bakın bugün yine bir harita göstereceğim. Şöyle de düşünüyor olabilirler mi? Hani nasıl? Bunu ciddiye almıyoruz biz. Yani böyle bir iddiayı. Öyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi bana aynı şekilde bir şey söyleseler ben tepki gösterir miyim, göstermez miyim? 2 kere 2 4 mutlaka gösteririm. Yani göstermemem mümkün değil. Ama devamlı olarak belgeler gösterdiğim için buna itiraz edemedikleri gibi bunu zaten kabulleniyorlar. Bakın internetten çıkarttığım 2 tane harita var. Bu bir tanesi sözde Kürdistan Devleti. Arkadaşlarımız net olarak ekrana getirirlerse şu aşağı doğru kuyruk olarak gösterilen kısım var. Evet. Bu kuyruk olarak gösterilen kısım hariç bir tarafa keselim. Geriye kalanın tamamı Türkiye. Anadolu'nun içerisinde. Şimdi ikinci bir harita koyuyorum. Bu da Türkiye toprakları içerisindeki sözde Ermeni devleti. Siyah kısmı. Görüyor musunuz? Evet. Dikkat ederseniz bunlar şu haritadaki şu bölüm birebir çakışıyor. Hiç aralarında bir fark yok. 1984 yılında Lübnan'da yapılan bir anlaşmayla PKK ve bazı Kürt liderler bir araya geliyor. Birlikte biz burayı ele geçirelim. Ele geçirdikten sonra aramızda paylaşırız. Bunda kesin anlaşıyorlar. Bakın bunda anlaştıktan sonra da arkasında dikkat edin, o dönemlerde Güneydoğu'daki olan bütün olaylarda hep Kürtler öldürülüyor. Çok enteresan. PKK Kürtleri tarafından öldürerek başlıyor. PKK devamlı olarak ama devamlı, ısrarlı bir şekilde Kürt vatandaşlarımızı öldürüyor. Bak, o katliamlardan örnekler. Düğün evine bomba, 8 ölü. 80'ler değil mi bu? 80'ler tabii, 80'ler. Kadın, çoğu kadın ve erkek. Haberli katliam. 16'sı çocuk, 6'sı kadın. PKK Mardin'de Pınarcık köyünde 16 çocuk, 6 kadın. Aynı haber. Yine kahpeci 30 şehit. Kanı susamış caniler kadın çocuk ayırmadan Mardin'de 28, Hakkari'de 2 insanımızı şehit ettiler. Eşkıya Erut'ta köy bastı. 25 ölü. Aynı şekilde birçoğu kadın. Bir aileden çoluk çocuk demeden 11 kişiyi kurşuna dizdiler. PKK yine 8'i çocuk, 15 kişiyi öldürdü. Hep sarı yerlere dikkat ederseniz oralarda göreceksiniz aynı şeyi. Gece yarısı köy bastılar. Çocukları ve kadınları uykularından kaldırıp meydanda kurşuna dizdiler. Bugün bunları hep o günkü Doğan medyası yazıyor. PKK vahşeti yangında bombalarıyla köy basıp 27 kişiyi katlettiler. Çoğu çocuk. PKK gene 27 köylüyü kastetti.
Evet. Katletti. Böyle gidiyor. Evet. Yani bunların hepsi aynı tarzda bunlar gidiyor. Niye? Şimdi burada öldürülenler, şunların için göstereyim. Burada öldürülenlerin tamamı Kürt vatandaşımız. İşlerinde bir tane Ermeni yok. Ve o dönemin içerisinde gazetelerde manşetler var. Biraz sonra gösteririm. O manşetlerin içerisinde diyor ki bugün 10 tane PKK'lı öldürüldü. Altında Ermeni PKK'lı. Çünkü sünnetsiz olarak ortaya çıkıyorlar. Bütün bunlardan, bu gerçeklerden şunu demek istiyorum. Şu anda Güneydoğu'da özellikle bir Kürt hareketiymiş gibi gösterilen hareketin kesinlikle ve kesinlikle Kürt hareketiyle alakası yok. Bu bir Ermeni hareketi. O kadar açık ve net. Bakın daha yeni Selahattin Demirtaş Amerika'ya gitti biliyorsunuz. Amerika'ya gittiğinde kalktı özellikle Ermeni lobisiyle bir görüşme yaptı. İşte o görüşmenin bir resmi. Aynı görüşmeden yine Ermeni diasporasıyla mı görüşüyor Demirtaş? Maalesef. Bu şeyde arkadaşlar de sırasını farklıydı bir açıklaması. 24 Nisan'daki bu işte 100. yılda onlar da mesela mecliste ortak bir bildiri, üç parti. Evet. Bak burada Demirtaş Ermeni haritasının önünde Amerika'da poz veriyor. Aynı. Bakın bir tane daha. Aynı şekilde poz veriyor. Hemen Amerika'da Ulusal Komite Başkanı var. Ulusal Komite Başkanı Ermenilere Demirtaş'a tam destek verdiğini söylüyor. Bunu da söyleyen Ermeni. Avrupa Ermeni Federasyonu HDP'ye tam destek veriyoruz diye açıklama yapıyor. Bütün bunları söyledikten sonra gerek Selahattin Demirtaş'ın gerekse Ahmet Türk'ün laflarını hatırlatmakta fayda var. Selahattin Demirtaş'ın sözüne bakın. Biz hiç tereddüt etmeden Ermeni soykırımının gerçekliğini kabul ediyoruz. Kürtlerin de herkesin de rolü olmuştur bu soykırımda. Sarı kısma bakacak olursak bu yazıyı birebir okuruz. Aynı şekilde Ahmet Türk diyor ki DTK eş başkanı Türk 1915'te Ermeniler, Süryaniler ve Ezidilere uygulanan politikalara Kürtlerin de dahil olduğunu söyleyerek burada Kürtlerin de payı var. Dedelerimiz bu halklara zulmetti. Torunları olarak özür diliyoruz. Bu özür kabul etmek zorundayız diyor. Kim diyor? Güya Kürt olduğunu söyleyen kişiler söylüyor. Olay şu. 1915 yılında oraya hiç girmeyelim ama yani. Niye? Ne olduğuna 1915 çok. Onu söyleyeyim. 1915 yılında Ermenilerin iddiası bizi Kürtler öldürdü. İddia bu. Özünü söyleyeceğim bu. Kürtler öldürdü. Şimdi de bu demin göstermiş olduğum ölüm vakalarının hepsinin Kürt olması tesadüf değil. Kürtlerden intikam alıyorlar. Kim alıyor? Ermeniler alıyor. Kobani olayları oldu. Kobani olaylarının içerisinde 53 kişi öldü. Hepsi Müslüman, Kürt. Hiçbir tane Ermeni var mı? Yok. Şimdi onu göstereceğim. Bunlar basit olaylar değil. Ama Ermeni yok ki zaten o bölgede. Nerede? Doğu, Güneydoğu'da yani bu hadiselerin yaşandığı yerlerde. O konuda ben size bir şey göstereyim. Bakın. Hem de bu Bugün TV'de. Şu sarı kısmı birlikte okuyacağız. Bugün TV'de Erkan Tufan ile analiz programında Ermeni Parti Genel Vekili Aram Ateşyan önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 100 binin üstünde gizli Ermeni var. İddiasında bulunan Ateşyan, Tunceli'de %90'ın Ermeni olduğunu savundu. Ben söylemiyorum. Bunu kim söylüyor? Evet. Doğrudan doğruya Ermeni Parti kendisi söylüyor. Bu PKK içinde de mi böyle gizli PKK'nın şu anda yöneticilerinin %80'i Ermeni. Bakın mesela enteresan bir kitaptan aldığım şey vardır. Bir yazı vardır. Orada şöyle yazar. Derin Sol kitabının yazarı Hakkı Öznur yazıyor. PKK'nın içinde 300 kripto Ermeni'nin üst düzey yönetici olduğu, 2000 kriptonun da örgütün çeşitli kademelerinde yer aldığını söyledi diyor. Buradan şuraya geçeceğim. Halaçoğlu'nu tanırsınız değil mi Yusuf Halaçoğlu?
İnternete girin. Yusuf Alaçoğlu diyoruz deyin. O açıklaması zaten evet. Meşhur. PKK ve Kürt DTP'yi kuranlar Ermenidir diye hemen aynı yazıda detaylarıyla birlikte görürsünüz. Veya gene aynı şekilde APO dahil Kürt bilinen ünlü Ermeniler diye Yusuf Halıçoğlu'nun internette yazıları vardır. Arkası arkasına da bunların listesi konulmuştur. Böyle bakın kocaman listeler konulmuştur. Ve Şişli, şu anki HDP'nin Şişli meclisi Ermeni soykırımını unutma diye daha yeni İstanbul'da bu ay içerisinde afiş yaptı. Ve Ermenilerle de aralarının son derece samimi olduğunun en güzel göstergelerinden bir tanesi bu. Bu şeyi biraz açalım. Neyi? İsterseniz. Yani bu HDP ve din meselesi. Şimdi bu bir ara işte Diyanet'le hala devam ediyor. O bir Taksim Kabe karşılaştırması. Evet. Kudüs Yahudilerin sözleri Selahattin Demirtaş'ın. Bir dine çok yabancı bir jargon var baktığımız zaman. Bir taraftan işte bizim dinimiz Müslümanlık şöyle böyle falan ama bir taraftan da çok yabancı bir jargon var HDP'de. Evet. Bunu nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bu olay kendisini daha ziyade Koban olaylarında çok net ortaya koydu. Din düşmanlığı olayı en yakın tarihte orada ortaya kondu. Her zaman ben şunu söylerim. Bir Kürt kalkıp da Kur'an yakar mı? Mümkün değil. Cami bombalar mı? Mümkün değil. Çünkü Kürt Müslümandır Güneydoğu'da. Elöpülesi bir yığın alim vardır orada. Ama buna karşılık Kobani olaylarındaki 53 kişinin öldüğü olaylarda bakın neler oldu. Net olarak hemen özetle gösterelim. Bu Diyarbakır Merkez Kitabevi. Kur'an-ı Kerim mi o? Kur'an-ı Kerim yakılmış. Bu da aynı şekilde Kur'an-ı Kerim yakılmış. Bu da Mardin Kızıltepe. Bakın Kur'an-ı Kerim yakılmış. Mardin Kızıltepe. Kur'an-ı Kerim yakılmış. Şırnak Silopi. Kur'an-ı Kerim yakılmış. Van İpek Yolu ilçesi Kur'an kursu yakılmış. Aynı İpek Yolu'ndan bir görüntü daha. Bu İstanbul Esenyurt. Kur'an-ı Kerim yakılmış. Bunların hepsi bu Koban eylemleri. Koban eylemleri hepsi. Van Said Nursi Külliyesi inşaatı aynı şekilde yakılmış. Bitlis Dumlupınar'da cami böyle yakılmış. Bitlis Dumlupınar'da caminin içi bu hale gelmiş. Diyarbakır'da Sur Cami Derneği ve Kur'an Kursu bu hale getirilmiş. Bunlar Kobani. Ha diyeceksiniz Kobani'ne bir olay oldu. Hayır. Öncesine gidelim. Bingöl'de gene yakılan bir Kur'an kursu daha önce. Bu son senelerde ama yani. Son senelerde. Aynı bu da Bingöl. Hakkari Şemdinli Cemal Gürsel Camii. Hakkari Talebe Yurdu 9-9-2010 baskını. Talebe yurdunda Kur'anları özellikle yakmışlar. Varto Müftülüğü bu hale getirmişler. Bunlar daha önce olan olaylar. Şırnak'ta Külliye Camii. Camiye bomba atmışlar. Hakkari Şemdinli Cemal Gürsel Camii. Bomba attıktan sonra mihraba varıncaya kadar gitmiş. O füze atıyorlar ya ne diyorlar ona. Ve caminin minaresini isabet etmiş. Yıllar öncesine gitsek gene Kur'an-ı Kerim yaktılar. PKK cami bastı. PKK her türlü terörü çıkarttı durdu. Peki şöyle bir soru var. Tabii. Melih Bey. Kürtlerin içinde yani Kürtler dine bağlı insanlar olarak bilinirler. Dinlerine bağlı insanlar olarak bilinirler. Ama son dönemde dindar Kürtlerden de HDP oyu gitmeye başladı. Maalesef. Bunun kabahati AK Parti'de değil mi yani? Bunun kabahati aslında Türkiye'de bu gerekli ikazı yapmayan, insanları uyarmayan, gerçekleri anlatmayan hepimizde. Bunu böyle kabul etmek lazım.
Bunları anlatmak lazım. Yıllardan beri ben bunların anlatılmasını savunurum ama bir türlü kendi partim dahil bunları açıkça söyletemedim. Şimdi söyletebiliyorum. Şimdi gerçekler dile getiriliyor ve dikkat ediyorsanız da hepsini ispat ediyoruz. Ben bir BART getirdim. Kobane olaylarında 53 kişi öldürdüler. O öldürmüş oldukları kişilerin, bazılarının, annelerin, babalarının bir feryadını bir birlikte dinleyelim. Evet, bir Müslüman hazırsa. Bir Müslümana yapar mı? Yani ben Kürt kardeşlerime buradan şuna seslenmek istiyorum. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. İman eden bir insan Kur'an yakar mı? İman eden bir insan cami yakar mı? İman eden bir insan Kur'an kurslarını basar mı? Beşikteki çocukları öldürür mü? Yani ne istiyorsun sen Beşikteki çocuktan? O diyor ki Kürt bir nesil yetişmesin doğuda. Doğu Ermenilerin hakkı. Ne kadar temizlerseniz o kadarını temizleyin diyorlar. Esas mesele doğrudan doğruya bu. Dinleyelim şu Kobani'yi bir birlikte. Evet, izleyelim. HDP'yi suçlamaya başladılar. Silahtan, silah siyasetinden beslenen efendim malum partiye oy vermeyin yaygarası koparmaya başladılar. Kim silahtan beslenerek oy topluyorsa Allah onun bin defa belasını versin. Versin. Takvimler 6 Ekim 2014'ü yani Kurban Bayramı'nın 3. gününü gösterdiğinde Türkiye için bayramı zehir edecek 2 gün başlamıştı. Selahattin Demirtaş'ın eş başkanı olduğu Halkların Demokratik Partisi HDP, DEAŞ'ın Suriye'nin Kobane bölgesine saldırmasını bahane ederek kendi tabanına sokağa çıkma çağrısında bulundu. Bu çağrı yapılırken Türkiye Başbakan Davutoğlu'nun talimatıyla 170 bin Kobaneli'yi sınırları içerisine almıştı. Bu sayı 300 bini geçecekti. Özellikle haftalardır burada direnen bütün halkımıza da bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyoruz. En önde yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz. Hepinizi kutluyorum tekrar. Sokaklara çıkan gruplar ilk olarak Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman ve Van şehirlerinde gösteriler düzenlemeye başladı. Evleri, iş yerlerini ve kamu mallarını hedef alan gösteriler 35 şehre yayıldı. Çıkan olaylarda 40'tan fazla insan hayatını kaybetti. 7 Ekim günü Türkiye daha önce hiç görülmemiş bir vahşete şahit oldu. Yasin Börü, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak ve Riyad Güneş adlarındaki yaşları 16 ile 25 arasındaki gençler göstericiler tarafından vahşi şekilde katledildiler. Yasin Börü, Diyarbakır'da yaşayan daha 16 yaşındaki bir lise öğrencisiydi. Fırıncı bir babanın 3 çocuğundan biriydi. Yasin 16 yaşındaydı. 11. sınıfa gidiyordu. Yasin öğretmenleri, okuldaki arkadaşları hepsi ondan memnundu. Yani kimse ondan hiçbir şikayetçi değildi. Yasin çok iyiydi. Yasin beni üzmezdi. Yasin namazını kılardı. Çünkü ben ona öğrettim. Gözümü kapatıyorum Yasin'i görüyorum. Her halini görüyorum. 7 aylık kardeşi var. Yasin'i kokluyordu. Belki vedalaşıyordu onunla. Bu yapılan bütün İslam ümmetine yapılan bir zulümdür. Onlara oy verenler hepsi namazlı, niyazlı. Bu vesileyle onların da artık gerçek yüzlerini görmelerini istiyorum. Diyor demokrasi, demokrasi nerede? Benim oğlumun suçu sadece kurban etleri dağıtıyor. Ben sana sesleniyorum Selahattin Demirtaş. Sen diyorsun analar ağlamasın. Niye ağlatıyorsun? Demek ki yalan konuşuyorsun. Sen yalancısın. Çözüm bu mudur? Milleti öldürmek midir çözüm? 7 Ekim günü Yasin Börü ve arkadaşları bir yardım kuruluşunun gönüllüsü olarak ihtiyaç sahibi yoksul insanlara kurban eti dağıttıkları sırada Demirtaş'ın çağrısı sonucu sokağa çıkan göstericilerin saldırısına uğradılar. Yasin ve arkadaşları kalabalık grubun saldırısından kaçmaya çalıştıkları sırada arkalarından ateş açıldı. Bir süre kaçtıktan sonra gördükleri ilk apartmana sığındılar. Gözü dönmüş saldırganlar sığındıkları ev sahibinin kapıyı açması sonrası Yasin ve arkadaşlarını defalarca bıçakladılar. Sözde DEAŞ bahanesiyle sokağa çıkanlar, saldırdıkları gençleri DEAŞ'tan bile daha cani yöntemlerle öldürmeye çalıştılar. Öyle ki defalarca bıçakladıkları Yasin'i 3. kattan aşağı attılar. Ancak içlerindeki öfke ve nefret henüz geçmemişti. Önce Yasin'in ölü bedenini ateşe verip yaktılar, ardından arabayla üzerinden geçtiler. Yasin'in cenazesi tanınmayacak hale geldiği için ailesine yüzü gösterilmedi. Bu nedenle ailesi ancak 2 gün sonra oğullarını kalan giysi parçalarından ve ayağındaki beninden teşhis edebildi.
diyor demokrasi, demokrasi nerede? Benim oğlumun suci sadece kurban etleri dağıtıyor. Ben sana sesleniyorum Selahattin Demirtaş. Sen diyorsun analar ağlamasın. Niye ağlatıyorsun? Demek ki yalan konuşuyorsun. Sen yalancısın. Çözüm bu mudur? Milleti öldürmek midir çözüm? İnsanları sokağa çıkmaya davet ederek olayları başlatan Selahattin Demirtaş, terler içinde ancak sorumluluk kabul etmeden Yasin ve arkadaşları katledildikten sonra şu açıklamayı yaptı. HDP'nin hatası, HDP'nin çağrısının sonucuydu deyip dosyayı bu şekilde kapatanlar bütün olup bitenlerden hiçbir şey anlamamış demektir. Hiçbir yerde şiddet kullanılmadı. Hopa'da da hareketlilik vardı, İstanbul'da da. Antalya'da, İzmir'de, Ankara'da da vardı, Diyarbakır'da, Yüksekova'da da vardı. Ama hiçbir yerde asla şiddet kullanılmadı. Çünkü biz yaptığımız çağrıda asla şiddet kullanılması çağrısı yapmadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu eylemler sonrasında sokak olaylarının çözüm sürecini hedef alan provokatif bir girişim olduğunu belirtip katillerin yargı önüne çıkarılarak hesap vereceklerini ifade ettiler. Bu olaylar esnasında katledilen Yasin Börü ve 3 arkadaşının Diyarbakır'da katledilen katil zanlıları 16 kişi bugün sabah yakalandı ve adalete sevk edildi. Daha önceki hafta Diyarbakır'da vahşice öldürülen 3 genç o malum çevrelerin ilgi alanlarına hiç girmedi. Bu vahşice katledilenler insan değil mi? Bunlar çocuk değil mi? Genç değil mi? Diyor demokrasi, demokrasi nerede? Benim oğlumun suci sadece kurban etleri dağıtıyor. Ben sana sesleniyorum Selahattin Demirtaş. Sen diyorsun analar ağlamasın. Niye ağlatıyorsun? Demek ki yalan konuşuyorsun. Sen yalancısın. Çözüm bu mudur? Milleti öldürmek midir çözüm? Selahattin Demirtaş. Tarih seni unutsa da seni amedin Müslümanları unutmayacağım. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Kobani eylemleri. Kobani olaylarında 212 tane okul yakıldı. 1113 tane kamu kuruluşu tahrip edildi. Öteki taraftan 53 kişi öldürüldü. Öldürülenlerin tamamı Müslüman. Tekrar ediyorum, ısrarla söylüyorum. Kürt Kürt'ü öldürür mü Allah aşkına? Peki biz bunları konuşurken Twitter'dan şu sorular geliyor. Devlet nerede o zaman? Şimdi aynı anda yapılan isyanlarda devlet elbette müdahaleyi yapıyor. Ama bir noktaya kadar. PKK'da herhangi bir sorumluluk yok. Öldürdüğü yanına kar kalıyor. Yani doğrudan doğru yapılan bu. Geçmiş dönemlerde faili meçhul diye Avrupa'yı bunlar ayağa kaldırmadı mı? Ülkeyi sıkıntıya sokmadı mı? Peki bu tehditlere, bu baskılara, bu işte musluktan şimdi, kan göstermeler falan bunlara karşı da o bölgedeki insanlar devlet bizim güvenliğimizi alsın diyor. Sandık güvenliğini sağlasın diyor. Bunlar sağlanabilecek mi, sağlanabiliyor mu? Bu seçimlerde sandık güvenliğini asgari ölçüde güvenlik sağlamak için hükümetin kararlı olduğunu biliyorum. Ama bütün bunlara rağmen özellikle bir endişem var. Paralel yapıya mensup bazı polislerin PKK'lıların bu davranışlarını görmezden geleceğini de biliyorum. Çünkü biliyorsunuz en son paralel yapının temsilcileri, PKK'nın temsilcileri, Diyarbakır başta olmak üzere birçok yerde bir araya gelip belli bir takım anlaşmalar yaptılar. Hatta o kadar enteresan ki paralel yapının mensupları oy istiyorlar. HDP'ye mi? HDP'ye oy istiyorlar. Bu konuda çok açık şeyleri var, beyanları var. Ben bu arada şunu göstereyim, onu söyleyeceğim. Ama şunu göstereyim ki bir de bütün milletimiz bunu görsün. Gördüğünüz şey Kobani'de yakılan okullar. Bakın böyle yaktılar. Böyle perişan ettiler. Bu ilkokulda okuyan çocukların kabahati ne? Niçin bunları yaptılar? Niçin bu perişanlıkları oynadılar? Anlayabilmek mümkün değil. Ben bu konuda bir film getirdim. Bir de onu gösterelim. Vahşetin boyutunu görelim. Yine Doğu o olaylar. Kobani. Aynı Kobani olayları. İzleyelim. İzleyelim. Buyurun.
Evet. Gördük değil mi Kobani'de yakılan okulları? 212 tane okul. Ya bir vicdan sahibi olan insan bu okullardan ne ister? Çocukların Türk okullarında okumasını istemiyorlar. Yani Türkiye ile ilgili hiçbir şey kalsın istemiyorlar. Tam bir Ermeni tahribatı. Başka herhangi bir şey değil. Bakın ben şimdi size tarihi bir vesika okuyacağım. İlk defa okuyorum bunu. Hiçbir televizyonda şimdiye kadar kullanmadım. Rahmetli Türkeş'in PKK konusundaki sözleri. Şimdi bütün ülkücü arkadaşlarımız bu işe dikkatle baksınlar ve sarı kısımları benle birlikte okusunlar. Bu bizim Ocak Mart 1998'de çıkan bir şey. Daha sonra da 1 Nisan 92'de çıkan. Hep alt alta göreceksiniz. Ne diyor rahmetli Türkeş? Kürtlerin hakkını Ermeni APO mu koruyacak? Kürt olarak nitelendirdikleri bu kardeşlerimizin hakkını Ermeni APO mu koruyacaktır? PKK yalnız Türk'ün değil, Kürt'ün de katilidir. Türk-Kürt ayrımı yapılmasını kabul etmiyoruz. Şöyle devam ediyor Türkeş. Asıl Kürt düşmanı çoluk çocuk demeden katleten PKK'lılar değil midir? Ermenistan hayali peşinde Güneydoğulu insanlarımıza çile çektiren 3-5 tane Ermeni fanatiğin yönettiği PKK'dan daha büyük bir Kürt düşmanı olabilir mi? Biz Kürt düşmanı değiliz. Biz ayrılıktan yana değiliz. Birlikten yanayız. Hiçbir zaman bir Türk-Kürt ayrımcılığı yapmadık, yapmıyoruz. Güneydoğulu insanlarımızın yanındayız. Adına Kürt denilen insanlarımızı kendimizden ayrı görmüyoruz. Ama biz Kürtçülüğe, bölücülüğe karşıyız. PKK'nın gerçekleştirdiği terörle Kürt kardeşlerimize de büyük kötülük yaptığı inancındayız. Bugün bizim söylediğimizi söylüyor rahmetli Türkeş. Evet. Ne diyor? Geçmişteki PKK bir Ermeni teşkilatıdır. Bugün de aynı farklısını söylemiyorlar. Ama demin birlikte kullandığımız bir şey var. Siz de bana sual sordunuz paralel yapıyla ilgili olarak. Şimdi Fatih Üniversitesi'nde öğretim görevli yapan çok meşhur bir paralel yapı mensubu Savaş Genç var. Orada öğretim üyesi ve aynı zamanda Aksiyon Dergisi yazarı. Bakın fazla değil. 2011'in Temmuz'unda ne diyor? Önce CHP, sonra BDP, şimdi PKK. Bu ülkeye huzur vermemek için yemin eden derin güç hala çok aktif. Kim söylüyor bunu? Paralel yap. Evet. Şimdi aynı paralel yapı ne diyor? Birlikte bir okuyalım. Bunlar hep Twitter'ından alındı. Elim HDP'ye oy vermeye gitmez diyenleri anlamıyorum. Elim HDP'ye oy vermeye gitmez diyenleri anlamıyorum. Zira HDP'ye vermediğimiz her oyu aslında AKP'ye vermiş olacaksınız. Elinize bir daha bakınız. Sen de vicdanına bir daha bak Savaş Genç. Peki. Dün katil dediğin adamlar, bir ikinci şeyi daha göstereceğim. Bu da aynı zamanda yazan birisi. Bu seçimde oyum CHP'ye. Ne zaman demiş? 8 Mart 2014. 11 Nisan 2015'e gelmiş. Tek çare HDP. Bunu söyleyen kim? Şahin Alpay. Paralel yapı. Tabii Şahin Alpay. Zaman gazetesinin yazarı. Dünkü paralelcilerin hepsi oldu HDP'li. Anlatmak istediğimiz bu. Peki. Ve şeyler, bacılar, abiler hepsi gidip HDP'ye oy istiyorlar. Yarın nasıl hesap verecekler öbür tarafta? Fethullah Hoca gelir öbür tarafta hepsini kurtarır. Kur'an-ı Kerim yakan, okul yakan, evet, cami yakan, Kur'an yakan, Kur'an cami yakanlara oy verin diyor. Böyle bir hizmet ehli olur mu? Böyle bir dini akım olur mu? Böyle bir İslami akım olur mu? Diyor ki bizi öldüren katillere oy verin. Kur'an'ımızı yakanlara oy verin. Camilerimizi yakanlara oy verin. Diyaneti kaldıranlara, kaldıralım diyenlere oy verin. Mecburi din derslerini kaldıralım diyenlere oy verin. Bunu söyleyen kim? Paralel yapı. Ben buradan paralel yapı mensubu olan ama gerçekten hala vicdanları sızlayan kardeşlerime sesleniyorum. Ahirette bunun Allah aşkına hesabını nasıl vereceksiniz? Gözünüzü ne kadar kararttınız böyle? Peki bir ara verelim. Biraz CHP'yi, MHP'yi onlar da konuşalım. Hay hay. Tekrar bir ara veriyoruz. Dönüşte birlikteyiz.
Evet, tekrar birlikteyiz. Sayın Melih Gökçek, İskele Sancak özel yayınında konuğumuz. Şimdi Ersoy Aydın isimli bir izleyicimiz Twitter'dan diyor ki, Melih Bey'e sorar mısınız? Kur'an-ı Kerim yakanlarla açılım yapanlar kendi partileri değil miydi? Şimdi biz açılımı yaparken özellikle gerçekten Güneydoğu'da Kürt olan ve bu Ermenilerin de Ermeni asıllı olan PKK'yı Ermeniler yönetiyor diyorum deminden beri. Ermeni PKK'lıların hegemonyasından kurtarmak, onları bütün sıkıntılarını üstünden atmak için bir politika yaptık. Nedir bu politikamızda? İddia neydi? Yargısız infaz vardı Güneydoğu'da. Evet. AK Parti geldi, Güneydoğu'da yargısız infazı bitirdi. Güneydoğu'da o işkence kaldırdı. Vardı. İşkenceyi bitirdi. Arkasından Kürtçe serbestçe konuşmak yasaktı. O zaman ulusalcılar... Bunları istismar ediyorlardı. Ediyorlardı. Ellerinden yani, almak için. Ve bunları istismar ederlerken, yani Kürtler de gerçekten biz bunları konuşmuyoruz, biz bunları yapmıyoruz diyorlardı. Böyle bir inanç vardı ve yapılmıyordu. Bu da doğru yani. Kürtlere evet. Bu haksızlık yapılıyordu. Kim yapıyordu bunu? Tanınmıyordu yani Kürtler. Geçmiş dönemki JITEM, geçmiş dönemki ulusalcılar yapıyordu bunu. Ha, bu ulusalcılar şimdi HDP'yi destekliyorlar. Çok enteresan bir yeni gelişme var. Niye? Sırf AK Parti gitsin diye. Dün kavga ettikleri PKK'yı destekliyorlar. Bak açık net söylüyorum. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Şimdi o dönemin içinde Kürtçe konuşamıyorlardı. Peki Kürtçe konuşuyorlar mı şimdi? Konuşuyorlar. Kim verdi? AK Parti verdi. Kürt alfabesini kullanabiliyorlar mıydı? Kullanamıyorlardı. Onlarda hani ikiz Q harfleri vesaireler var. Ama şimdi kullanıyorlar. Peki Kürtçe isimlerini belediyelerin önlerine, dükkanların önüne yazabiliyorlar mıydı? Yazamıyorlar. Şimdi yazıyorlar. Peki çocuklarına Kürtçe isim koyabiliyorlar mıydı? Koyamıyorlardı. Şimdi koyabiliyorlar mı? Koyabiliyorlar. Biz bunları PKK için değil, Kürtler için yaptık. Elbette Kürtler için yaptık. Kürtçe kurs yerleri, Kürtçe okul yerleri açmalarına müsaade edildi. Üniversitelerde TRT Kürtçe bölümler kuruldu. Ayrıca Kürtçe televizyonlar, Kürtçe radyolar. Yani Kürtlerin herhangi şikayet edeceği bir hal kalmasın istedik ve kalmadı. Geçen gün ben 7 tane televizyonla karşılıklı çıktım, Diyarbakır televizyonu. Yasakladı biliyorsunuz PKK bunun yayınlanmasını. 6'sı yayınlayamadı. Sonra Beyaz TV'de 2 defa yayınlandı ve büyük bir ilgi gördü. Neler konuştuğumuzu da gördü. Orada ben bunları sordum kendilerine. Bu haklar verildi mi? Verildi. Peki size bir sual dedim. Ne istediğinizi de alamadınız dedim. Ne almak istiyorsunuz dedim. Ne alamadınız? Gök yok. Diyemez zaten. Alamadığı bir şey kalmadı. Biz çözüm süreciyle Kürt meselesi diye bir meseleyi Türkiye'de bırakmadık. Hani efendim başbakan diyormuş ki, pardon cumhurbaşkanı diyormuş ki, efendim Kürt meselesi yok. Evet, Kürt meselesi yok Türkiye'de. Ermeni meselesi var. Artık kalmadı anlamında Kürt meselesi tabii, yok. Kalmadı. Yani diyorum. Ben bunları söylerken bu anlamda söylüyorum. O arkadaşımıza da cevabımız bu. Yani Kürt'ün Kürtlüğünle ilgili bizden istediğini alması suç değil ki. Alması lazım insanca yaşaması için. Onda İngilizce serbest değil, Kürtçe niye serbest değil? Ama çok enteresan, düne kadar buna karşı çıkan MHP son bir aydan beri sustu. Tam tersi. Gık demiyor şeye, PKK'ya. Ya en büyük düşman sendin. Hadi. Biz gördük şimdi, kalkıp da bakın şu anda HDP barajı aşarsa tehlike şudur. Bunların isteyeceği şu. Doğru, Avrupa Parlamentosu'na gidecekler. Biz arkadaş, bağımsız Ermeni devletimizi burada kurmak istiyoruz, bize yardımcı olun. Bütün söyleyecekleri laf bu. Ondan istemiyoruz HDP'nin barışını geçmesini. Biz Kürtlerle çözüm sürecinde gerçek Kürtleri dağdan indirip Ermenileri bu noktada tasfiye etmeye kararlıyız. Şimdi bu Kobani'yi konuştuk. Oradaki o görüntüler sarsıcı. Bir şey konuşmadık ama. Fotoğraflardı. Şunu söyleyeceğim de, yani çok yoğun bir şekilde şu geliyor. Hani devlet niye bunlara müdahale etmiyor? Bundan sonra tekrarlanırsa etmeyecek mi? Bir iş güvenlik paketi çıktı meclisten. Herhalde bundan sonra bu tür şeylerin i̇ş tekrarlanması güvenlik, halinde polisin daha geniş yetkileri var. İş güvenlik yasasının iki yönü var. Bir, bizim söylediğiniz polisin güçlenmesi olayı var. Daha rahat hareket etmesi var. Ama çok enteresan bir olgu daha var. İş güvenlik yasasında 3 siyasal parti, CHP, MHP ve HDP parlamentoda işbirliği yapsın. Böyle de bir şey var. Yani akıl sır almıyor bazı şeyleri. Evet, akıl sır almıyor.
Şimdi diyor ki bunları engellesene. Peki engelleyeyim, kanun çıkartayım. Yok, onu çıkartma. E nasıl engelleyeceksin? MHP'nin tutumu biraz. Tabii ya, şimdi MHP bir taraftan bunu dedi. Hadi ondan sonra olmaz. Olmaz. Olacak ve hallolacak. Bu saatten sonra. PKK eski tavrını Güneydoğu'da gösterecek olursa cevabını çok daha sert alacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmaz. Peki bir şey daha bu, var. Böyle bir mekte fayda var. Bir şey daha var, o da şu. Bu da olayı tescilliyor. Kürt kardeşlerim lütfen bunu dikkatle izlesinler. Bak ben her zaman söylüyorum. Kürtle Türk arasında ayrım olmaz. Ben Türk'üm. Benim doğmam, Türk olarak doğmam Cenab-ı Allah'ın takdiri ya ilahisi. Bir Kürt'ün de Kürt olarak doğması Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi. Dolayısıyla ırkta ırkçılık yapmak doğru bir olay değil. Geçmişinden, tarihinden, başarından, zaferlerinden, her şeyinden övünürsün. O ayrı bir konu. Ama kişilerin birbirine üstünlüğü burada olmaz. Biz Kürt-Türk beraberce gittik. Çanakkale'de şehit oldu dedelerimiz. Dolayısıyla bunları düşündüğümüz zaman birliğimizi ve beraberliğimizi korumamız gerekir. Mesela benim Güneydoğu'da tanıdığım o kadar İslam alimi var ki ben gidiyorum onların elini öpüyorum. Ama hazmedemediğim, ama kabullenemediğim konu şu. Şimdi size bir film göstereceğim. Bu filmi gördükten sonra, bu videoyu gördükten sonra hazmedebiliyorsanız bunu bir Müslüman olarak diyeceğim yok. Namazla alay ediyorlar. Haşa, haşa. Cenab-ı Allah'la alay etmeye kalkıyorlar. Her türlü dinin aleyhindeki lafları, sözleri ediyorlar. PKK. PKK. İzleyelim. Tamam PKK. Ondan sonra bakalım, bir daha konuşalım. Evet. İşte PKK'nın İslam dinine bakışı. Bu rezil kayıt Şanlıurfa'da terör örgütü üst yapılanmasına yönelik bir operasyonda ele geçirildi. Görüntülerde bir tiyatro oyunu sergileniyor. Oyunda akıllarınca inançlı insanlarla ve namazla alay ediliyor. Ortada gezinen bir genç namaz kılanları rahatsız ediyor. Toplanan kalabalıksa bu hayasız görüntüleri kahkahalarla izliyor. Burası bir PKK kampı. Görüntüler teröristlerin İslamiyet'in en mukaddes ibadetlerinden biri olan namazla nasıl alay ettiğini gözler önüne seriyor. Teröristler sözde tiyatro sergiliyor. Allahu Ekber. Onlar bu hayasızca hareketleri yaparken diğerleri de dini duygularla alay edilen gösteriyi alkış tutuyor. İmanımız yok, dinimiz yok, Allah'ımız yok. Bir de adamlar istek istiyorlar ha. Allah'ım, Allah'ım. İşte terör örgütü PKK'nın çatı yapılanması KCK'nın gerçek yüzü. Oğlum Allah'ın adıyla oku diyor lan. Ne okuyayım oğlum? Oku diyor sana. Ne okuyayım oğlum? Bak böyle yapıyor. Sen amele... Bu görüntüler de PKK'yı yönlendiren KCK'nın basın yapılanmasına karşı yürütülen operasyonda ele geçiriliyor. Hadleri değil ama dillerine İslamiyet'i dolayarak sözde kendi aralarında röportaj yapıyorlar. Allah'ın sevilen kulu musunuz? Allah bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorum abi?
Hiç sevilmiyor musun? Hiç konuşmadık bile. Hiç sevilmiyor musun? Vallahi hiç istifa. Hiç mesaj atmadın mı? Okan mesaj atıyorum. Bir tane yollasaydın ona. Abi onu çok yazıyor. Oğlum şimdi Allah var, peygamber. Allah'ın peygamberini seviyorsan. Olur tanımıyorum kendimi. Allah'ı bir daha tanımıyorum. Onu zorla. Ne istiyorlar genelde? Ne istiyorlar? Kalın kız istiyorlar. Ne isteyecek ya? Şeyde cennette ne vardı? Huri vardı. Başka? Huri ister. Allah huri mi? Lan bana şarap versinler yeter. İşte dine karşı yapılan bir saygısızlık daha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Namazı tiyatro gösterisine çeviren diğer teröristler gibi bunlar da akıllarınca İslam diniyle alay ediyor. İşte tüm bu görüntüler terör örgütünün dine bakışını anlatmaya fazlasıyla yetiyor. Allahu Ekber. Şimdi bu görüntülerden sonra yani insan ne diyebilir? Bu İslam Kur'an düşmanı, bu Allah düşmanı PKK, Güneydoğu'da ve Doğu'da Kürtlerin hakkını koruyor. Kim inanır buna? Kürt Müslümandır ya, alnı secdeye gelir. Evet. Herkesin bunu iyi değerlendirmesi lazım. Peki. Görüntüler başlı başına. Bir şey daha söyleyeyim burada müsaade ederseniz. Şimdi biz Allah'a hesap vereceğiz. Bunları yapanlar da Allah'a hesap verecek. Bunlara oy verenler de Allah'a hesap verecek. Biz burada konuşuyoruz, biz de Allah'a hesap vereceğiz. Yani Cenab-ı Rabbül Alemin bize sormayacak mı? Ey kulum, ey Kürt kulum. Senin dinine hücum eden, senin camilerini yakan, senin Kur'anlarını yakan, senin dininle, namazınla ve Rabbül Alemin'le haşa alay etmeye kalkan bu insanlara gidip nasıl oy veriyorsun? Bana nasıl hesap vereceksin demeyecek mi bir tarafta hepimize? Diyecek elbette. Peki biraz MHP'yi konuşalım. MHP niye oy mesela sizin böyle hep MHP yönelik çağrılarınız, geçmişte MHP ile yakınlığınız oldu hep biliyoruz. MHP seçmeni de sizi kendine yakın bulur. Evet. Bu seçimde MHP anketlere göre 2011'den daha yüksek bir oy alacak gibi gözüküyor. Niye bu oylar gidiyor? Bir MHP'li milliyetçi niye oy versin AK Parti'ye? Bir de şunu da soruyorlar, yani siz iki senedir, gerçi biraz önce bir cevap verdiniz ona ama iki senedir, üç senedir de bunlarla görüşüyorsunuz diye sorular da geliyor buradan. Bir, yani bunlarla üstüne, derken PKK ile görüşüyorsunuz. Evet. Bunun üstüne niye milliyetçiler size oy versin? Ben şunu söyleyeyim. Önemli olan bir konuda samimi olmak. Demin ben dedim ki, biz AK Parti olarak kanın durması için anaların, babaların, ağdının durması için bir, iki, Güneydoğu'daki ve Doğu'daki Kürtlerin kendilerinin sevildiğine inandırılmamız için bir mücadele verdik. Ve bu arada da enteresan bir şey daha yaptık, yani onu da söyleyeyim. Biz Türkiye'de AK Parti olarak Kürtlere verdiğimiz değeri parlamentoda ve 60 tane milletvekili sokarak ve özellikle 8 tane Kürt bakan yaparak Kürt-Türk ayrımı olmadığını ortaya koyduk. Mehmet Şinşek, Abdülkadir Aksu, Mehdi Eker, Cevdet Yılmaz, Zafer Çağlayan, Zeki Ergezen, Hüseyin Çelik, Binel Yıldırım. AK Partili Kürtler. AK Partili Kürt bakanlar. Bunun için yaptık. Yani Kürtler de kalben rahat etsinler diye yaptık. Biz lafta bir icraat yapmadık. Şu anda dikkat ediyorsanız seçim atmosferinde kimin gerçek niyetinin ne olduğu ortaya çıktı. Biz PKK tehlikesine karşı bu seçimde özellikle bağımsızlık isteyeceklerini barajı geçtikleri takdirde bildiğimiz için parlamentoya girmemesini ve çözüm sürecinin normal şekilde gitmesini istediğimiz için geçmemesini istiyoruz. Ve ciddi bir mücadele veriyoruz ve PKK'nın gerçek yüzünü ortaya koyuyoruz. Peki buna karşılık Milliyetçi Hareket Partisi ne yapıyordu? Düne kadar Milliyetçi Hareket Partisi, bakın MHP'liler benim kardeşim. Ben ittifakı kuran, MHP ile Refah'ı bir araya getiren birisiyim. Son 99 seçimlerinde benim partim faziletti o dönemde. %17 oy aldı. Ben %34 oy aldım. Belediye başkanı seçildim. %34'e 17 var. %80'i bunların MHP'li. Bana oy verdi seçti. Onlara bir minnet borcum var.
Lütfen MHP'li kardeşlerim alınmasın, darılmasınlar, yanlış algılamasınlar. Bir gerçeği anlatmaya çalışıyorum. Son bir aydan beri kalkıp da PKK aleyhinde tek kelime ediyor mu Sayın Bahçeli? HDP hakkında ediyor mu? Etmiyor. Niye? Çünkü verilen talimat HDP, MHP, CHP koalisyonudur. Ve bunu yapacaklar. Ben her çıktığım televizyonda en az iki defa diyorum ki bugün 121. programım benim. Her birinde çıktığımda diyorum ki arkadaş Sayın Bahçeli lütfen kalk çık de ki benim Güneydoğu'da askerimi şehit eden PKK ile ben bir araya gelmem. HDP ile ben bir araya gelmem. Böyle bir koalisyon kurmam de. Ondan sonra alabildiğin kadar oy al. Helali hoş olsun. Benim itirazım yok. Dedirtemedik bugüne kadar. Kıyısından bir sefer geçti ilk başta. Sonra bir daha vermiş olduğu beyanatta diyor ki. Meydanlarda söylesin diyorsunuz. Tabii meydanlarda hay basın toplantısı yapsın. Bana da kalkıp çatsın. Desin ki Melik Gökçek desin. Burada saçmalıyor desin. Böyle bir şey olabilir mi desin. Yani bize de dersimizi versin. Vermiyor. Bakın ben Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimi buradan ikaz ediyorum. Eğer Allah korusun bir Mehmet Bey koalisyon oldu üçlü. CHP, HDP, MHP. Üç bakanlık bunların arasında mecburen bölüşülür mü? Her zaman bütün üçlü koalisyonlarda böyle olmaz mı? İçişleri, Adalet, Milli Eğitim. Bölüşüldü. HDP'ye düştü. İçişleri Bakanlığı. Hemen imtihan açtı. 5000 tane polis aldı. Sokaklar PKK'lı polislerle doldu. Veya CHP'ye geçti. THKPC ile olan temasını biliyorsunuz. Bir sefer de ben sizin televizyonda anlattım. Bu sefer THKPC'li 5000 polisle mi karşılaşacağız? Geçelim Adalet Bakanlığı. Hangisi alırsa. Adalet Bakanlığı'nı aldı HDP. Hemen bir imtihan. Bu kadar PKK'lı avukat var. Hakim, savcı. Bunlar hakim, savcı mı olacak? Veya THKPC'liler mi olacak CHP ile? Vazgeçtim, Milli Eğitim. PKK'lı öğretmenler veya THKPC'li öğretmenler mi olacak? Şimdi MHP'li kardeşim düşünsün. Sen kalkıyorsun masum olarak partine oyu veriyorsun. Ama üçlü koalisyonu kurmaya niyetlenmiş. Yarın AK Parti iktidarı tek başına elde edemezse kesinlikle üçlü koalisyon koyacak. Çünkü üst akıl bunun talimatını vermiş. Açıklama yapıyor. Paralel yapı habire. Neden diyor MHP ile diyor HDP bir araya gelmesin. Türkiye'nin selameti için bu lazım aslında bakarsanız diyor. Düne kadar Milliyetçi Hareket Partisi o kadar şehit verdi. Şehidin peşine düştü. Her tarafta bas bas bağırdı. Bugün onlarla işbirliği yapıyor. Bunu akıl sır erdirmek mümkün değil. Bakın bütün bu işler olurken mesela birçok yerde şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensubu olan delikanlılar, gençler HDP ile çatışıyorlar. Özellikle Batı Anadolu'da, Kuzey'de, Karadeniz'de. Bakın Erzurum'da ülkücülerle HDP'liler birbirlerine girdi. Bu son bir ay içerisinde olan olaylar. Yan yana açılan seçim bürosu yüzünden HDP ve MHP'liler birbirine girdi. Bursa, Mudanya. Buyurun. HDP mitingi sonrası yumruklar havada uçuştu. Erzincan'da. Buyurun bakın. Aydın'da MHP ve HDP'liler birbirine girdi. Bu son seçimde. Evet. Çanakkale'de MHP'liler aynı şekilde birbirine girdi. Kırşehir'de birbirine girdi deyip devam ediyor. Şimdi ben bir şey soracağım. Bu gençler birbirine girerken yukarıda Sayın Devlet Bahçeli'nin PKK aleyhinde, HDP aleyhinde, CHP aleyhinde tek kelime etmeyip sadece AK Parti aleyhinde konuşmasını hangi vicdani kıstasa uydurabiliriz? Bir elinizi vicdanınıza koyun, düşünün. Yani yok böyle bir şey. Üstü koalisyona koalisyon için bir zihni hazırlık yapıldı. O yüzden Semih Yalçın aslında sevdiğim bir arkadaştır. Beraber çalıştığımız zaman da bir arkadaştır. HDP barajı aşarsa MHP karlı çıkar. Hadi buyurun bu işin altından kalkın bakayım. Ben MHP'li kardeşlerime sesleniyorum buradan. Yarın oy verirseniz, verdiğiniz oyla PKK'lılar polis olursa, hakim olursa, savcı olursa, öğretmen olursa bunlardan birisini hangisine gönül rızası göstereceksiniz? Ya bunu siz HDP barajı açsın temennisi olarak mı okudunuz? Ben öyle okuyorum tabii. Açıkça söylemiş. Kar bizim olur. Kar sizin olur. Ne yapacaksınız? Üçlü koalisyon yapacaksınız. Üçlü yaparsanız siz parti olarak bir kar gibi düşünüyorsunuz ama Türkiye'nin 30 yılını mahvedersiniz. Niye mahvedersiniz? Kadrolara PKK'lılarla DHKPC'liler Türkiye'de doldu mu?
Bunlardan en azından 10 bin, 20 bin militan Türkiye'nin polisi, savcısı, hakimi oldu mu? Nasıl temizleyeceksiniz onu? Hangi MHP'linin vicdanı kalkar buna da evet der? Ben MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Bakın milletvekillerine soruyorlarmış, bazı MHP'li arkadaşlar söyledi. Milletvekiller diyor olmaz öyle bir şey diyorlarmış. Milletvekilinin sözün kıymet harbiyesi bu noktada yok. Burada önemli olan liderin ağzından çıkan söz. Lider bunu söylesin. Siz şimdi toplamda yani MHP'liler MHP'ye oy vermesin, bize versin mi diyorsunuz? Elbette. Yani şunu alsınlar sözünü. Bu sözü aldıktan öyle sonra koalisyona biz asla girmiyoruz biz derse. HDP ile işbirliği yapmayız. THKPC'yi artık kullanmaya başlayan bir CHP ile bir araya gelmeyiz. Biz milliyetçiyiz. Bu bizim kanımıza dokunur. Bu bizim milliyetimize dokunur desin. Amenna çıkartsın. Ondan sonra partisine oyunu versin. Benim hiç itirazım yok. Ama değilse bakın üst yapının, üst akılın, onun emrinde olan paralel yapının, CHP'nin ve HDP'nin bütün amacı bu devleti ele geçirip yeniden paramparça etmek. 30 yıl geriye gitmek. Ben hem MHP'lilere sesleniyorum burada, hem de özellikle AK Parti'ye gönül vermiş, şu anda tereddüt geçiren %3'lük, 5'lik bir kesim var. Bu bir gerçek. O kesime sesleniyorum. Partinize sahip çıkın. Yoksa bak bunların hepsi yarın gelir, hepimizin başına bela olur. Sadece o değil, yani bu konuda değil. İstikrar konusunda da olur. Başka herhangi bir şey olmaz. Bak size önümde ilk defa getirdiğim bazı pankartları koyayım şurada. Deprem yardımı aldılar koalisyon döneminde. Hatırlıyor musunuz? Hı hı. Ecevit zamanında deprem oldu. MHP zamanında. Para yok. Deprem yardımı yaptı. Milletten para topladılar. Lütfen şunu bir yakın verebilir miyiz? Evet. İyice şu üst kısmı bir verelim. Deprem yardımıyla maaşlar ödendi. Maaşlar. Deprem için para topladı. Şey ödediler. Para olmayınca evet. Deprem fonundan evet. Ödendi. Burası şurada çok daha güzel gözüküyor. Manşet. Bakın şu manşete bakın Allah aşkına. Oy avcısı siyasilerin hemşerilerine yaranmak için trilyonlar harcayarak yaptırdığı hava inekler otluyor. Ne uçak var ne yolcu. Şu manşeti görüyor musunuz? Şimdi bu manşet dünkü manşet. Birçoğu hatırlamıyor gençlerin bunu. Buraya şimdi ben bunu gösterince herkes anlamaya başlıyor. Koalisyon olursa böyle oluruz mu diyorsunuz? Evet, koalisyon olursa böyle oluruz. Ama buna karşılık kalkar da eğer AK Parti'ye oy verirsen şöyle olursun. Havaalanı sayın senin 26'dan 53'e çıkar. İki katından daha fazla yaş eder. Hem de 13 yılın içerisinde. Demin ne diyor? Yolcu yok diyordu değil mi? Yolcun 9 milyondan 85 milyona çıkar. Uçuş noktan 60'dan 237'ye çıkar. İşte AK Parti ile muhalefetin arasındaki fark bu. Dün MHP bu koalisyondaydı. Ne yaptı? Neticesi bu. Başka herhangi bir şey değil. Adam feryat ediyor geçen dönemlerde. Doğurmayın diyor. Okul yetiştiremiyoruz diyor. Recep Tayyip Erdoğan da diyor ki çıkıyor. Tam tersine arkadaş diyor. Doğurabildiğiniz kadar doğurun. Bu ülkenin genç nüfus kalması, Türkiye'nin ayakta kalması. Dönemin diyor. Milli Eğitim Bakanı. Evet. Akıyor. Yani nereden nereye geldik? Şimdi bütün bunları görerek MHP'li kardeşlerim karar vermeli. Özellikle AK Parti'ye oy vermekte tereddüt geçiren, dün bize oy vermiş olan kardeşlerimiz düşünmeli. Siz bu PKK'lılara mı sokağa teslim edeceksiniz? Siz bu DHKPC'lilere mi teslim edeceksiniz? MHP'ye verdiğiniz her oy, tamam 3 bakanlığın biri size geçti. Orada Mesut ve Bahtiyarsınız. Diğer ikisinde katliam var. Perişanlık var. Bütün adamların arzusu buraları ele geçirmek. Ne yapacaksınız? Yani diyelim ki HDP'yi dışarıda bıraktınız. İkili koalisyon yaptınız. CHP farklı bir şey mi yapacak? AK Parti ile MHP yapabilir pekala öyle bir durumda. Ben bir şey söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle yapmayacaklarını o konuda net olarak söylüyorlar. Biz MHP. MHP tabii. AK Parti ile gelmeyiz bir araya diyor. Ne kaldı geriye? Öbür ikisi. Ya da öbür tek ikisi. Başına gelecek. Ya MHP ile AK Parti'nin birleşmesini isteyen bir numaralı kişi benim. Kaç defa televizyonlarda ne dedim? MHP gelmeli, AK Parti ile bir araya gelmeli. Siyaseti beraber yapıp %65'lik bir partimiz olmalı dedim. Bundan daha güzel bir şey olamaz dedim. Bizim şu anda AK Parti'nin içerisinde birçok MHP'li arkadaşımızla beraber siyaset yapıyoruz. Hepsi eski MHP'li. Şu anda da hiçbir sorunumuz yok.
Benim kendi partinin içerisinde o MHP'li arkadaşlarla sorunum yok. Başka arkadaşlarla sorunum var. Her parti içinde sorun olur. Diyor ki Hakan Taş, Sayın Gökçek, MHP'den bu kadar mı korkuyorsunuz ki sürekli MHP dilinizde? Hayır, MHP'den korkmuyorum. MHP'den herhangi bir endişem yok. MHP vasıtasıyla gelecek olan koalisyonda DHKPC'nin ve PKK'lıların yapacaklarından çekiniyorum. Bu ülke geriye gider. Uyarıyorum. Onun için söylüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Lütfen düşünün diyorum. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Üçlü koalisyon oldu mu? Tamam. Üçte birini siz aldınız. Diyelim ki 24 bakanlık var. 25 de hesaba gelsin. 24 bakanlık var. Aldınız 8 tanesini. Oraya sahip oldunuz. Eyvallah, bir diyeceğim yok. Diğer 16'sı ne olacak? PKK'lılar bir tarafa dolacak. DHKPC'liler bir tarafa dolacak. DHKPC ile PKK'nın da birbirine ayağına basmadığı bir gerçek. Geçenlerde gidiyor bir DHKPC'li Mersin'e bomba koyuyor. Adana'ya bomba koyuyor. Adam tespit ediliyor. Kalkıp DHKPC'nin desteği için PKK teşekkür ediyor. Niye danışıklı dövüş? Beraber yapıyorlar bu işi. Güya orada bir bomba patlatacaklar. İnsanlara acıma duygusu gelecek. Ya buraya bomba koyuyor. Deli mi devlet koysun bunu? Değil. Ama bu kadar iç içeler. Şimdi siz kalkar da iktidarın üçte birini elinize alırsanız, diğer iktidarın üçte ikisi başkasına giderse oraya nasıl hükmedeceksiniz? Bakın hatırlayın. Bakın hatırlayın. Bir dönemde, ki bundan aşağı yukarı 25-30 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığı ondaydı. Mehmet Moğultay'ın ismini duymuşsunuzdur. Mehmet Moğultay kendi kongresinde konuşma yaptı. Ben bunu zamanlarında seçimlerde bol bol göstermiştim televizyonlarda. Orada diyor ki Mehmet Moğultay, ben diyor ülkücülerimi alacaktım. Evet. MHP'lilerimi alacaktım. Elbette kendi adamlarımı alacağım. Ki orada mezhepçilik de yapıyor. aleni olarak da söylüyor. Şu anda da aynı şekilde mezhepçiliği yapan kim? Kılıçdaroğlu, partisinin %60 milletvekili. Peki. Alevi, bu onun tercihi. Ben bir şey diyemiyorum. Ankara'da 32 milletvekilleri var. 22 tane Alevi vatandaşımız sıralamında aday. Dolayısıyla o da onu tercih ediyor. Siz yarın MHP'li olarak DHKPC'lilere, PKK'lılara o bakanlıkların teslim edilmesine evet diyorsanız benim bir diyeceğim kalmadı. Evet. Ama değil diyorsanız ya liderinizden söz alın ya da MHP'ye kendi çocuklarınızı yarın okullarda PKK'lı öğretmenlere, DHKPC'li öğretmenlere teslim etmemek için AK Parti'yi destekleyin. Bu kadar açık. Peki. Bir tekrar bir soluklanalım. CHP'yi hiç konuşmadık. Biraz CHP'yi de sormak istiyorum size. Tekrar bir ara veriyoruz. Dönüşte birlikteyiz. Şimdi bir izleyicimiz sorar mısınız? Alevilerin DHKPC'li olduğunu mu söyledi? Ben mi yanlış duydum? Öyle yanlış bir şey duymuş. Söylemediniz. Tamamen yanlış duymuş. Öyle ben şey şunu yok. Söyledim. Bunu mu söyledi? Ben mi yanlış duydum? Öyle yanlış bir şey duymuş. Söylemediniz. Tamamen yanlış duymuş. Öyle ben şey şunu yok. Söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi mevcut olan milletvekili listesinin %60'ını seçilecek yerlerde Alevi vatandaşlardan yaptı. Ankara'da 32 adayın 22 tanesi Alevi. Bunu söyledim. Evet. Bu bir tercihtir. Buna hiçbir şey diyemem. Evet. MHP ile ilgili kısım bitti mi? Evet. Hayır. MHP ile ilgili esas sorduğunuz soruya gelemedik ki. Evet. Neden genel şey ettik. Bakın şimdi Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim ellerini vicdanlarına koysunlar ve dikkatle şunları dinlesinler. Milliyetçilik, milli olmak yaşamak mıdır yoksa lafını yapmak mıdır? Ben hiçbir zaman Devlet Bahçeli'ye milli birisi değildir demiyorum. Sayın Bahçeli milli birisidir. Ama AK Parti çok daha millidir. Bu neyle? İcraatla ortaya konulur. Ben şimdi örnekler vereceğim. Eğer kalkıp da bunlardan bir tanesinde hak vermiyorsanız bana Twitter'dan hemen tweet atın. Deyin ki arkadaş Melik Gökçe yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Bu böyle değil, aslı şöyle. Bakın, Türkiye'de bir teşkilat var, TİKAN. Evet. Bu uluslararası sadece Türk ve Müslüman topluluklara değil, bütün dünyadaki mazlumlara yardım eden, 140 ülkeye yardım ulaştıran bir kuruluş. Geçen sene 3,5 milyar dolar dağıttı. 3,5 milyar dolar demek inanılmaz bir para. Evet. 10 milyar.
Türk yani parası. Yani 10 katilyon. 10 katilyon. Eski parayla. Evet. Öyle deyince anlaşıyor. Miller dedim küçük, küçümsüyor. O en başta gösterdiğiniz paralara göre. O paralara göre konuşuyorum. Bakın ejder, onun etkisi hala kaybolmamış üzerimizde. Ecdat yadigarı, tarihi eserlerimizin restorasyonu ve onarım sayısı AK Parti iktidarından önceki 13 yılda 46 taneymiş. Bizim zamanımızda 4500 tane. 1'e 100. Ecdat yadigarı eserlerin restorasyonu. Ve ben diğer örneklere girmeyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan öyle bir kişi ki sadece Türk Cumhuriyetlerini değil, sadece mazlum devletleri değil, özellikle demiş ki arkadaş dünyadaki bütün Türk topluluklarında bulun, ihtiyacı olanın ihtiyacını karşılayın. Bakın TİKA neler yapmış, siz de hayret edeceksiniz evet. Şimdi. Polonya'da yaşayan Tatarları yalnız bırakmıyor TİKA. Bunlar TİKA'nın Twitter hesabından alınmış şeyler. Türkiye'den anlamlı hediye. Moğolistan'daki Duka Türklerine Rengeyi istemişler. Biz bundan kendimize bakıyoruz. Rengeyi hediye etmişiz. Moğolistan'da bu sefer Tuva Türkleri Tuva Türkçesini yaşatmak için çadır okul istemişler. Onlara çadır okul Orhun yapmışız. Orhun kitabeleri de var orada. O ayrı. Onu ayrı anlatacağım. O ayrı. Zigetvar'da bulunan Türk evini müze yapmışlar. Alparslan'ın kayıp mezarının izini sürmüşler. Etiyopya'da Harar Türkleri var. Onlarla bir araya gelmiş, hem yardım yapmış hem Türkiye'ye getirmişler. Polonya, Varşova'daki tarihi Müslüman Tatar mezarlığının çevre düzenlemesini yapmışlar. Gökoğuz'da Erdoğan huzur evi. Gökoğuz dediklerini biliyor musunuz? Gagavuz Türkleri. Gagavuz. Ortodoks üstelik. Romanya galiba. Evet. Ya da Moldova'da. Sudan'da Osmanlı döneminde yapılan eserlerin restorasyonunu yapıp bitirmişler. Etiyopya'da, Harar'da resimlerini gördüğünüz ecdat yadigarlarını ihya etmişler. Djibouti, Taşura'da Osmanlı döneminden kalınan 3 tane camiyi ihya etmişler. Böyle çok şey var. Diğer yerlerde de var. Ta Komora gidiyor. Diyor ki orada bana stat yap diyor. Onu yapıyor. Ama en önemlisini göstereceğim şimdi. Kalkmış şuradaki görmüş olduğunuz bir şeydir. Su deposudur. Su deposu. Amerika'da Oregon'da Kızılderililere ait. Hı. Ama bu Kızılderililerin özelliğini biz Yakutistan'dan Bering Boğazı'ndan geçip Amerika'ya giden Türkler mi? Türkleriz diyorlar. Onlara da yardım etmişiz ve kalkmış ondan sonra böyle de teşekkür etmiş Kızılderililer. Şimdi şunu söylüyorum. Ya bu Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir adam? Ta Kızılderili ben Türk'üm diye ona yardım ulaştırıyor. Şimdi siz bu adamcağızın Türklüğünden şüphe ediyorsunuz. Bu adam Türk değildir, ağzına Türk kelimesi almaz diyorsunuz. Her türlü suçlamayı yapıyorsunuz. Doğru mu? Şimdi hak mı, adalet mi bu? Şimdi bir ta Amerika'daki Türk ırklarına ulaşan bir Recep Tayyip Erdoğan. Peki Sayın Bahçeli kendisi 3 sene başbakan yardımcılığı yaptı. Nereye ulaştı Allah aşkına? Herhangi bir şey yok. Bir Türk, Türkiye'de bir makama geldiği zaman, başbakan, başbakan yardımcısı, bakan olduğu zaman ilk görmek istediği yer doğrudan doğruya Moğolistan'a gidip Orhun abidelerini görmektir. Doğru mu? Evet. Bakın Recep Tayyip Erdoğan Türklere 2005'te yazılı anıt. Evet. 2005'te Moğolistan'a gitti. Ama yol o kadar bozuk ki şu uçakla tarlaya indi. Bakın o tarla o. Tarlaya indi bu uçak. Orada gitti Orhun abidelerini ziyaret etti. Okunu kuşandı, çekti. Arkasından Bilge Kağan'ın yaşadığı topraklara hoş geldiniz Bilge Başbakan Recep Tayyip Erdoğan diye afişlerle karşılandı. Sayın Başbakanımızın ağrına gitti. Dedi ki arkadaş Orhun abidelerin yolu olmaz mı ya? TİKA'ya talimat verdi. Bilge Tonyukuk Karayolu 40 kilometrelik yapıldı. Bir de böyle güzelce girişe Başbakan tarafının Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaptırılmıştır diye afiş konuldu. Yetmez dedi bana bir de oraya müze yapın dedi. Bir de müze yapıldı. Müze yapıldıktan sonra bakanlarını gönderdi. Oranın da açılışını yaptırdı. Şimdi ne yaptırıyor biliyor musunuz? Bilge Kağan'ın yolunu yaptırıyor.
Burası bitti Bilge Kağan'ın. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım MHP'li kardeşlerim. Bir yaşamak var. Bir yaşamak var. İspat etmek var. İspatı vücut var. Bir de edebiyatını yapmak ama icraata gelince sıfır icraat var. Herkes elini vicdanına koysun. Buna göre düşünsün. Yurt dışına Sayın Bahçeli 3 defa gitmiş. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan. Recep Tayyip Erdoğan'ı acaba yurt dışına kaç defa gittiğini biliyor musunuz? Bakın ne yapmış süratle. Türkmenistan'a gitmiş. Yıl 2014. Türkmenistan 2013. Türkmenistan 2007. Türkmenistan 2006. Azerbaycan 2005. Azerbaycan 2014. Azerbaycan 2015. Kazakistan 2012. Kazakistan 2005. Daha yeni gitti geldi. Evet, Kazakistan 2015. Sırayı biraz karıştırmış arkadaşlar. Sırayla yapıyordum ama. Özbekistan. Yani Türk cumhuriyetlerle evet, yakın bir seyahatleri, politikası. Kırgızistan. Oldu. Yine 2011'de Kırgızistan. Tacikistan 2004. Tacikistan 2011. Kırım 2004 ve bu çok anlamlı. Sincan diyorlar ama esas adı Uygur Özerk Bölgesi Doğu Türkistan. Devlet 34 Bey defa buralara. Hayır. 34 defa gitmiş. Şimdi Türk dünyasına yakın olmayan bir Recep Tayyip Erdoğan'ı var. Türk dünyasıyla bütünleşen bir Recep Tayyip Erdoğan var. Türk dünyasıyla politikayı kendisine meslek edinmiş olan birisi var. Birisi edebiyat, birisi bu. Şimdi öyle anlamlı bir resim getireceğim ki size. Şunları alıyorum. Epey yoğun oldu. Bakınız. Bu koyacağım resim o kadar anlamlı bir resim ki lütfen şöyle bir sabit tutarsanız ben onun üzerine konuşmak istiyorum. Bakın burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız sarayın önünde bir yabancı devlet adamını konuk ediyor. Bunu konuk ederken lütfen bakar mısınız ekrana? Ortada türkuaz bir halı var. Türkuaz, Türk'ün rengi. Kendisi talimat verdi, Türk'ün rengi budur. Her taraftaki şeyleri değiştireceksiniz diye halıları. Baktığınız zaman sol tarafta Türk askeri var. Evet. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan, benim ordum bu diyor. Gurur duyduğum. Sağ tarafa bakıyorsunuz, 16 tane Türk devleti var. Benim köküm de burası, çettim de buradan geliyor diyor. Kime söylüyor bunu? Dünyaya aykırıyor, dünyaya söylüyor. MHP'nin üst kademelerindekiler bununla alay ettiler. Şu tabloyla bakın. Bu tabloyla alay ettiler. Yani şey mi oynuyor, tiyatro mu oynuyor diye. Evet. Yaşıyor Recep Tayyip Erdoğan. Bakın bunu yaşıyor. Devlet adamını, Filistin devlet başkanını merdivenlerde karşılıyor. Recep Tayyip Erdoğan şunu diyor. Benim köküm burada arkadaş diyor ya. Köküm bu diyor ya. 16 tane Türk devleti kurmuşum diyor. Daha bundan fazla milliyetçilik olur mu ya? Evet. Kalkıp söylüyorlar. Son olarak da şunu söyleyeceğim bu konuda. Devamlı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı APO'yla konuşan, irtibat kurduran, hatta PKK'yla işbirliği yapan parti olarak nitelendirdi. Bunu da en fazla MHP yönetimi yaptı. Başta Devlet Bahçeli Sayın ve aynı şekilde Sayın Oktay Vural yaptı. Böyle değil gerçeği. Gerçeği taban tabana zıt bir konu. Bakın şimdi size APO'yu kimin asmadığını belgelerle, belge değil, belgelerle ispat edeceğim. Bu koymuş olduğum karar metrini birlikte bir okuyalım. Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz 2012 Ocak 2000'de imzalamış bu karar metnini. Koalisyonu oluşturan DSP, MHP ve ANAP'ın genel başkanları. Bugün başbakanlıkta yaptıkları toplantıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin terörist başı Abdullah Öcalan hakkındaki kesinleşmiş idam cezasının infazının bir süre ertelenmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararını ayrıntılarıyla değerlendirmişlerdir. Bilindiği gibi Türkiye'nin de yargı yetkisini kabul etmiş olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türk yargısınca verilmiş kararları değiştirmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Anayasamızdan ve uluslararası
taahhütlerimizden kaynaklanan süreç tamamlandığında dosya gereği için ivedilikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecektir. Hala gönderilmedi. Genel başkanlar hukuki saygı içinde aldıkları bu kararın terör örgütü ve yandaşı çevrelerce milleti ve devleti Türkiye'nin yüksek menfaatleri aleyhinde kullanmak istendiğinin değerlendirilmesi halinde erteleme süreci kesilerek infaz sürecine derhal geçilmesi hususunda görüş birliğine varmışlardır. Yani APO'yu ipten aldık diyor. Bunun tartışmasını yaptılar, yanlış konuşuluyor filan dediler. Aradan 2 sene geçti, hiçbir şey yapmadı Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. Ve Ertuğrul Özkök 25 Haziran 2002'de bir röportaj yaptı. Şu kırmızı kısmı getirecek olursak birlikte bir okuyalım. Ertuğrul Özkök diyor ki, Sayın Bahçeli'ye bu idam konusu. Peki meclise geldiği takdirde bazı milletvekilleri biraz da geçim ortamının etkisiyle getirin şu dosyayı meclise oylayalım derse ne olacak? Bahçeli'nin cevabı şu. İdam cezalarını uygulanmayacak diyen o moratoryumu, o karar metnini yani, kim imzaladı? Altında bizim imzalarımız yok mu? Elbette imzamıza sadık kalacağız. Onun üzerine Ertuğrul Özkök, kafamdaki son soruyu soruyorum diyor. Ya yıl sonunda Avrupa Birliği bize tarih vermezse ne olur? Bunun sorumluluğunu MHP'nin üstüne yıkılmaz mı? Cevap veriyor Sayın Bahçeli. Siyaset risk alma sanatıdır. Şimdi cümleye bakın. İnandığınız bir konuda elbette risk alacaksınız. Nedir inandığı konu? APO'nun affedilmesi. Kendi ağzıyla itiraf ediyor. 7 saatlik bir toplantı sonrası ikna edildiği söylenir. Devlet Bey'in. Evet. Söylenir. Peki bu konuda bir bakan var. Enis Öksüz, MHP'li bakan. Ne diyor? Ben demiyorum. MHP'li bir bakan diyor. APO'yu ipten şu anda göremiyoruz. Abi. Ekranda göremiyoruz. Evet. APO'yu ipten Bahçeli aldı diyor. Şimdi bir başka MHP'li var. Öldü, rahmetli oldu. Ali Güngör Bey. Mersin milletvekili. Evet. Onun bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı tarihi bir konuşma var. O tarihi konuşma ibretlik bir konuşmadır. Lütfen bir arada bir izleyelim şunu. Evet, şimdi izleyelim o zaman. Hazırsa hemen izleyelim. Haf tasarısı meclisimize art niyetli olarak getirilmiştir. Sayın Ecevit'in geleneğine vatan hainlerini affetmek fazla yabancı gelen bir husus değildir. Af tasarısına hayır diyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz af tasarısı meclisimize art niyetli olarak getirilmiştir. Çirkin ve tehlikeli bir hesabın ürünüdür. Amaç, anayasamızın 14. maddesini delerek meclisin yetkisinde bulunmayan vatan hainlerini, PKK'lı canileri ve onun terörist başını affetmek ve bu büyük vebale, bu büyük meclisi alet etmektir. Değerli milletvekilleri, bunları söylerken tasarıyı hazırlayıp meclise gönderen hükümete haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bir kehanette de bulunmuyorum. Hepinizin malumudur ki bu hükümet Abdullah Öcalan'a verilen bağımsız yargının verdiği idam cezasını meclise göndermemiştir. Şu hususu tasarıyı hazırlayanlar dahil Türkiye'de herkes biliyor. Tasarı yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne gidecek ve PKK'lı canilere de şamil hale dönüşecek. Şimdi DSP'li Sayın Veler'e fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü Sayın Ecevit'in geleneğine vatan hainlerini affetmek fazla yabancı gelen bir husus değildir. Milliyetçi Hareket Partili, Doğru Yol Partili ve Ana Vatan Partili değerli arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum.
bu derece çirkin ve tehlikeli bir av yasasını MHP teşkilatı ve ülkücülerin kabul etmesi hiçbir şartta mümkün değil. Değerli milletvekilleri, bu çirkin ve tehlikeli af tasarısını geldiği yere Sayın Başbakan'a ve onun bakanlarına yakıştığı yere göndermek bu meclisin yapacağı en hayırlı iş olacak. Bırakalım bu çirkin tasarı geldiği yerde ve yakıştığı yerde kalsın. Ben bu gerekçelerle bu af tasarısına hayır diyorum ve muhterem heyetinize saygılarımı sunuyorum. Evet. Bu MHP'deyken mi konuşuyor? Tabii MHP'deyken konuşuyor. Bu konuşmadan sonra rahmetli Ali Güngör o tarihte partiden atıldı. Bu konuşması neden gösterilerek geldi gitti. Şimdi ben MHP'li kardeşlerime soruyorum. Yani suçlama yapılıyor da elindeki ipi havaya atmak suretiyle bu işten kurtulunmaz. Affeden APO'yu o tarihte APO yakalanmış. Kendisinden önce yakalandıydı hükümet kurulmadan. Hükümet zamanında yargılanmış. Mahkeme karar vermiş. Bir tek şey kalmış. Meclise göndereceksiniz ve idam edeceksiniz. Bitecek. Şimdi yapmadığım bir iş konusunda kalkıp AK Parti'yi suçlamak siyasi mi Allah aşkına? Herkes elini vicdanına koysun söylesin. Yani APO'yu kurtaran direkt Sayın Bahçeli'dir. Hiç 2x2=4. Bir de liderlerin arasında gerçekten halka yakınlık var. Demin sordunuz kim daha milli? Kim daha mütevazı? Mütevazi. Halktan kim daha iyi buluşuyor? Buyurun size ispat edelim resimlerle. Bakın şu fotoğrafları arka arkaya koyuyorum. İsmet İnönü var. Sağ tarafta İsmet İnönü ayak öptürüyor. Sol tarafta Kılıçdaroğlu el öptürüyor. Gerçi Kılıçdaroğlu kendi de öyle öper. Yani yiğidi öldür hakkını teslim et. Ama bol miktarda da el öptürür. Sayın Bahçeli herkese el öptürüyor. Ve hatta el öptürürken de dikkat edin. İnsanların yüzüne bile bakmıyor. El öptürmek güzel bir gelenek değil mi? Büyüklerin eli öpülür. Büyüklerin eli öpülür. Yaşlıların eli öpülmez. Yaşlılara el öptürülmez. Evet, yaşlılara el öptürülmez. Evet, o anlamda. Bakın, şu fotoğrafı görür müsünüz Allah aşkına? Sakallı bir amca. Hatta bizi kaldırıp verirseniz şöyle tam fotoğraf ekrana gelirse daha iyi gözükür. Bakın, sakallı bir amca yaklaşıyor. Elini uzatıyor. Ondan sonra elini öptürüyor. Olmaz bu. Bir de bir bakalım. Bu da Recep Tayyip Erdoğan. Hocasının elini öpüyor. Van'da yaşlı bir teyzenin elini öpüyor. Beli bükülmüş köylü teyzemin elini öpüyor. Hiç erinmeden, arınmadan. Böyle elini öpüyor. Bak şu teyzem ağla, yani öpülürken eli ağlıyor. Sadece onlar mı? Hastanede yatan, şifa bekleyen çocuğun elini öpüyor. Yurt dışından gelen misafirin çocuğun elini öpüyor. Gene küçücük bir çocuğun elini öpüyor. Şu resim benim çok hoşuma gidiyor. Demir parmaklıkların arasından eller uzanıyor. O ellerin içerisinden el seçip öpüyor. Şehit çocukları bunlar. Şehit çocuklarının ellerini öpüyor. Gelelim başbakanımıza. Sayın Ahmet Davutoğlu'na. Evet. Neredeyse kendisiyle yaşıt olan kişinin elini öpüyor. Bakın. Dedenin elini öpüyor. Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan gibi çocuğun elini öpüyor. Köyde tarladaki teyzemizin elini öpüyor. Evet. Ve son iki fotoğraf. Tunceli'ye gidiyor. Cem evini ziyaret ediyor. Ve kapıda Alevi dedesi bir vatandaşımız onu karşılıyor. Şu üçlü resime bakar mısınız? O Alevi dedesi elini öpmeye çalışıyor. İzin evet. Vermiyor. Evet. Kendisi. Elini öpmeye çalışıyor Alevi dedesi Sayın Başbakanımızın. O ona müsaade etmiyor. O onun elini öpüyor. O da müsaade etmiyor. Sarılıyorlar. Etmiyor yok. Etmiyor evet. Diye ediyor. Ya yani etmemeye çalışıyor da ötüyor, öpüyor ama başbakan. Evet, peki. Ve ondan sonra kucaklaşıyorlar. CHP... Alevi Sünni ayrımı yok. Bir şey yok. İşte yani. Olay bu. Bunun evet. İçin bizim liderimiz lider. Liderlerimiz lider. Peki. Bir ara verelim tekrar. Ara veriyoruz.
Evet, tekrar birlikteyiz. Saat 2 oldu. Epeydir böyle uzun soluklu program yapmamıştık. Ama dinamik geçiyor. Vakit çabuk geçiyor. Şöyle bir sorular geliyor. Melih Gökçek belediyecilik işlerini boşladı mı? Hep böyle seçimleri konuşuyor. Diğer siyasi partileri konuşuyor. AK Parti'nin genel başkanı mı kendisi? Halbuki işte Ankara'nın belediye başkanı. Bugün 36 tane açılış yaptık. 36 tane. Belediye işleri duruyor mu? 36 tane. Aynı günün içerisinde... Boşladı mı diye soruyorlar. Belediye boşlasak bunları nereden açacağız? Aynı zamanda sabahleyin fuar alanının temelini attık Ankara'nın. Evet. Bu da işin ayrısı. Yani Kalecik'e gittik, ayrıca park açtık. Yani açılış yetişemiyoruz zaten. Kim boşlamış? Boşlayan falan yok. Aynen devam ediyor. Ama ben her seçim döneminde böyle yaparım. Çünkü ben AK Partiliyim. Ben çünkü ülkemi seviyorum, milletimi seviyorum. İnsanların yanlış yapmasını istemiyorum. İnsanların kazanımlarının kaybolmasını istemiyorum. Birçok kişi sadece menfaati için bir çabanın içerisinde. Ama Türkiye nereden geldi, nereye gitti? Onu bilmek istemiyorum. Şunu kaybetmek istemiyorum. Bakın, geçmiş dönemlerde hatırlar mısınız? AK Parti gelmeden önce Türkiye'de bir kırık kalemiz vardı. Tabanca, bir de kırık kale tüfeğimiz vardı. Var mıydı başka silahımız? Yok. Ama 13 yılda nereden nereye geldik? Buyurun bakalım. Bakın. Bu Göktürk. Göktürk. Uydu. Uydumuz. Göktürk uydumuzu attık. Atak taarruz helikopterimizi yaptık. Eski Cumhurbaşkanımız, yeni Cumhurbaşkanımız beraberce o dönemde. Atak taarruz helikopteri böyle havada gidiyor. Milgem 511, 512 yapıldı. 3 tane de yapımına başlandı. Savaş gemisi. Savaş gemisi. Eskiden biliyorsunuz insansız hava araçlarını Heron diye şeyden İsrail alıyordu. Yani. Bu Anka. 4 tane marka var şu anda. İnsansız hava aracı. Hava aracında. Artık yurt içinden yurt dışına satıyoruz. Bayraktar. Aynı şekilde. Bu da insan. Karayel. Gözcü. Bunların hepsi dördü de ayrı ayrı isimler, ayrı ayrı firmaların insansız hava araçları. Hürkuş, temel eğitim uçağı. Bunun açılışına gitmiştim. İnanılmaz bir keyif almıştım. Artık kendi tankımızı yapıyoruz. Altay. Tulpar. İsimleri de dikkat edin. Hep Türkçe isimler. SOM, seyir füzesi. Cirit, lazer güdümlü füze. Bunu AK Parti hükümeti zamanında yaptık. Milliyetçi olmak, milli olmak bu. Mızrak. NEP, nüfuz delici bomba. Artık sığınaklarda, yani bundan sonra PKK kalkıp da sığınaklara sığındığı zaman bundan bir tane attın mı olay bitiyor. Onun için istemiyorlar. Atmaca. Nüfuz delici bomba. Gene bu da aynı şekilde. Uçak ders atış bombası. Ayka, torpido. Tork, savunma torpidosu. Bunlar gemiler için. Kasırga, roket. Kasırga, roket. Panter, 40 kilometre menzilli çekişli obüs. Bunları Türk teknolojisi yapıyor. Muhafız, stabilize top sistemi, yak, insansız makineli tüfek, kalkan, alçak ve orta irtifa hava savunma sistemi, Korkut, alçak irtifa hava savunma sistemi. Bunların çoğunu TÜBİTAK yapıyor. Efendim? Tabii. TÜBİTAK değil, Roketsan var. Roketsan var. Esas Aselsan. Aselsan var. Evet. Kızıl ötesi dedektör. Dünyada üreten 5 ülkeden birisiyiz. Samur, seyyar yüzücü hücum köprüsü. Kirpi, zırhlı personel taşıyıcı. Arma, zırhlı muharebe aracı. Pars, 8x8 muharebe aracı. Bunlar yerli olduğu için kıymetli diyorsunuz. Yerli olduğu için gösteriyorum tabii. Değilse
Eskiden biz bunları hayal edebilir miydik? Mehmet Beyciğim, mümkün mü? Şimdi bunların hepsini ortadan kaldırmak istiyor. Dış güçlerin Türkiye'yi sıkıntılı hale getirmek istemesinin tek nedeni doğrudan doğruya bunlar. Nedir? Aman bu yeni imalatlar bizim, yapılmasın. Evet, bizim vereceğimiz isimlerini görüyor musunuz? Silahlarla. Hepsi Türk ismi. Kaya, zırhlı. Ural, zırhlı personel aracı. Milli piyade tüfeğimiz. Zırhlı personel aracımız. Bora, keskin nişanlı tüfeğimiz. Levent, insansız su üstü gözetleme keşif aracı. İnsansız deniz aracı, gözetleme keşif yapan ve şimdi bunun imalatına hazırlanıyoruz. Bazı ülkelerle işbirliği yapıyoruz. Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı da yolda. Şimdi nereden aldık, nereye geldik? Kırıkkale. Evet. Tabancadan. Tabii. Şimdi bugün akşam Kanal 7'de sizin televizyonda Kemal Sunal'ın bir bekçi filmi vardı. Ben birkaç sefer seyrettim onu. Bekçiler Kralı. Bekçiler Kralı. Ve orada eski yoklukları, tüp, yağ, şeker, çay kuyrukları, kuyruklarını anlatıyor. Şimdi o kuyruklar gününden nereye gelmişiz? Bugünlere gelmişiz. Merak edenler o bir filmi alsınlar, seyretsinler. Onlar gerçektir. O günü hicvediyor. Yani o günden alay ediyor. Öyle bir Türkiye bugün bu hale geldi. Nereden nereye? Peki. Yani şu SSK patronu var biliyorsunuz bir dönemin. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Genel müdür Kılıçdaroğlu. Hastaneler çürüyor. Sağlık Bakanlığı'na alın diye yalvarıyorum diyor. Görüyor musunuz? Milliyet'te çıkmış bu haber. AK Parti geldi ne yaptı? Bütün hastanelerin hepsini birleştirdi. İşte fark bu. Peki. Kemal Bey geçen hafta beni mitinge davet etti. Gittim. Hmm. Uçakta bir röportaj yaptık. Trabzon Karabük mitingini. Orada sordum. Yani %26 mı sizin için eşik? 2011'de %26 almıştı CHP. Eğer 26 ve altında bir oy alırsam bırakırım diyor musunuz diye sordu. Elbette dedi. Bu koltuklarda böyle kesin alacak. Çünkü oylarının belli bir kısmı kesin HDP'ye kayıyor. %100 altında alacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu arttıracağı bir pozisyon yok. 31 çıkıyor diyor ama. Palavra, anketlerde öyle diyor. Yalan. 31 çıkarsa ben siyaseti bırakayım. 26'nın altında çıkarsa o bıraksın. Var mı? Bunu kayda girdik. Girdik. Ama beni bağlıyor. Onu bağlamıyor ki. Siz onu sorabilir söyledi misiniz? Söyledi işte. Söyledi ama yani. %100 bırakacağım dedi mi? 26'nın altında olursa bu koltuklarda kalacağız, illa kalacağız mümkün, diye bir şey anlayışım yok dedi. Mümkün değil. Anlayışı yok da. Ama arkadaşlar ısrar ediyor. Ne yapayım devam ederim der. O bırakır mı? O öyle bir yapılanma yaptı ki partide. Bundan sonra Kılıçdaroğlu'nun partide yıkabilecek tek aday Alevi bir aday olur. O da ne zaman çıkar bilmiyorum. Alevi olmayan adaylar, yani Sarıgül falan var ya, Tırışka'dan masallar artık. Eskiden ben o dönemde girseydi Sarıgül içeriye kesinlikle genel başkandı ama şimdi öyle değil. Evet. Halleri bu. Evet. Peki ne bekliyor seçimde bizi? Yani nasıl bir tablo var? Anket falan yaptırıyor musunuz? Yaptırıyorum. İnşallah yine AK Parti tek başına iktidar bekliyor. Ama zorlu bir süreç olacak. Bu konuda ben özellikle bizi izleyen vatandaşlarımızdan AK Parti'ye %49'a kadar çıktığında oy verip de bu seçimde hangi nedenle olursa olsun vazgeçme temayülünde olan 4-5 puanlık bir şey var. 4 puan civarında bir kararsız kitle var. Ben o kitleyi tekrar Türkiye'deki istikrarın devamı için Türkiye'nin kadrolarını PKK'lılara, DHKPC'lere teslim edilmemesi için, çocukların istikbali için, süren istikrarın devamı için AK Parti'ye oy vermeye davet ediyorum. Ve şöyle diyorum, konuşma yaptı gördünüz mü bilmiyorum. Ben dinleyemedim ancak işte medyadan bana intikal ettiği kadarıyla. Kemal Derviş'i biliyorsunuz Maliye Bakanı yapacaklar. Hı. Kemal Derviş çok enteresan şeyler söyledi. Evet. Yani bir noktada Kılıçdaroğlu'nu perişan etti. Bu söyledikleri olmaz dedi. Ekonomik kriz olmaz dedi. Evet, ekonomik kriz yok dedi. 100 yıllık proje
kafama yatmadı pek dedi. De, yani şeyin hoşuna gitmeyen, Kılıçdaroğlu'nun hoşuna gitmeyen her şeyi söyledi. Yani aslına bakarsan çok kibarca dedi ki Kılıçdaroğlu inanılmaz şekilde palavra atıyor dedi. E palavra attığı da doğru yani, yalan değil. Bakın tamamen stratejiyi Amerikalılar belirledi, biliyorsunuz Bekaroğlu bunu açıkladı. Ali Taran da onun Türkçesini çevirdi tabiri caizse. Ali Taran da Cem Uzan'la bu işleri götürüyordu. Cem Uzan ne dediyse Ali Taran da aynısını bugüne adapte etti. Şöyle bir tablo çıktı. Cem Uzan mazot 1 lira olacak demişti. Bu 1,5 lira olacak dedi. İşsizlere 350 lira demişti. Bu da her haneye 750 lira dedi. KDV sıfıra inecek demişti Cem Uzan. Vergiler düşürecek dedi. Evsizlere hazine arazisi dedi. Konutta arz payı alınmayacak, 277 lira taksitle ev dedi. Habertürk'e çıktı. Tabii kendi yapmıyor bu strateji. Önüne geleni okuyor sadece. 722 lira diye tersinden okudu. 772 lira diye pardon. Tersinden okudu. 3 yıl bedava tohum verilecek dedi Cem Uzan. Faizlerin %80'i silinecek dedi Kılıçdaroğlu. Evet. Bu çok güzel. İyi bir değişiklik yapmış burada, alkışlanacak. Senede 2 maaş ikramiye dedi. Yılda 2 kez ikramiye diye. Yılda ve senede kelimelerini karşılıklı değiştirdi. Cem Uzan dayanamamış. Haberiniz var mı bilmiyorum. Benim 12 sene evvelki montlarımın aynısı. Yüzleri hiç kızarmıyor. Önce göbeğinizi eritin, sonra bana benzemeye çalışın diye tweet atmış. Tweetin altına da şu fotoğrafı görmüş, koymuş. Büyüterek vereyim. Dikkat ediyorsanız montun ikisi de kırmızı. Birebir aynı. Hem Gürsel Tekin hem Cem Uzan'da. Asgari ücrete sıfır vergi demiş. Kılıçdaroğlu altta kalır mı? Sıfır vergi artı 1500 lira demiş asgari ücret. Şimdi bu konu üzerinde çok büyük tartışmalar oluyor asgari ücret üzerinde. Verebilir mi, veremez mi? Bir kere kendi dönemlerine bakalım. Bakın bu ibretlik bir tablodur. Şurada 1991-2002 yılları arasında 500-3 bin lira alıyormuş. Asgari ücret. Asgari ücretti. Sonra 11 yıl sonra 322.914.059 lira almaya başlamış. Yani bu rakam nereden, ne diyeceksiniz de. O dönemde, hayır gösterdim ya tam program başladığında sıfırlı paraları. Enflasyondan 6 tane sıfır geldi. Buradan 6 tanesini kaldıracaksınız yani. Aslına bakarsanız 503'ten 322 liraya. Pardon, olması gereken, özür dilerim. 322 milyon lira enflasyona göre olması lazımmış. Bunlar kalktı 184 milyon lira o tarihte. 6 sıfır atarsanız 184 lira vermiş. Asgari o zaman Kılıçdaroğlu yoktu ama. Niye, bir dönemin içerisinde onda hükümetlerde SSK'daydı. Kendisi evet. Şey değildi o iş. Ama kendi hükümetlerinin döneminde 11 yılda. Ondan sonra AK Parti, yani ne olmuş burada esas bunu göstereceğiz. Şunu pardon, özür dilerim. Enflasyon karşısında asgari ücret değerini %57 kaybetmiş. %57 aşağıya inmiş asgari ücret. Hı. Alım gücü o derece düşmüş. 91 ile 2002 arasında. Evet. AK Parti iktidara gelmiş. 2003-2014-11 yıl asgari ücret 184 liraymış. Normal enflasyonun çıkışına göre olsa 518 lira olması gerekmiş. Ama ne olmuş? 1000 lira olmuş. Asgari ücret %93, alım gücü daha yukarı yani çıkmış. Yani öyle herkes asgari ücretle çalışmıyor yani genelde. Hayır ama asgari ücreti taban fiyat. %93 arttırmış AK Parti normal şartların içerisinde. %93 derken enflasyon arttı, %93 arttırmış. Enflasyon arttı, %93 oranında arttırmış. Bu artık bir şeye döndü. Nasıl diyeyim? At atabildiğine döndü. Açık artırma mı? CHP 1500, HDP 1800, DSP var mı arttıran 2000, Haydarbaş ondan sonra iş aş artı 5000 demeye başladı. Ama Bahçeli, ben dedi daha dengeli götürüyorum bir şey. O da 1400 dedi. Hatırlıyor musunuz bir dönem Süleyman Demirel ne diyordu? 5 lira da benden fazla. Evet. Kim verirse kim ne veriyorsa o ben halde. 5 fazlasını veriyorum. Şimdi vereceğim. Bunlar hiçbir zaman sözlerinde durmadılar. Bakın hatırlar mısınız şeyi? Kılıçdaroğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı oldu. Hmm. Afişler yapıp bol bol vaatlerde bulundu. Ne dedi? Ulaşım 1 lira olacak dedi. Oldu mu? Hayır.
Zaten seçilemedi. Ama kendi belediyeleri var. Orada oldu mu? Hayır. Doğalgaz faturasının bir kısmını ben ödeyeceğim dedi. Her evde bir sigortalı mutlaka olacak. Aileler güvence altına alınacak dedi. Ve en güzel vaatlerinden birisi de açlık sınırının altındaki her yoksul aileye her ay 600 lira vereceğiz dedi. Şimdi soruyorum. Aydın, Muğla, İzmir, Eskişehir, Antalya, CHP'de. Mersin, CHP'de o dönemde. Kendisi seçilemedi, genel başkan oldu. Yaptırsana belediyelerine. Hiçbirine yaptırdın mı bir tanesini? Hayır. Madem bunlar yapılması, gerçekleşmesi mümkün olan işler, niye orada yapmıyorsun da milleti aldatıyorsun? O dönemde Sayın Başbakanımız idi Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Bunlar mecliste acayip bir mecliste ders vermişti. Onun kasetini bir birlikte seyredebilir miyiz? Evet. Buyurun. Yerel seçimlerde İstanbul adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu, benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım'la ilgili de birçok şeyler konuştu. Benim belediye başkanımın dokunulmazlığı yoktu. Hadi yargıya götürseydin ve yargılansaydı. Aldığın neticeye bak, ne aldın? Yargıda yargılanıyor. Ve bir şey bulamayacaksın. Çünkü bugüne kadar açtığın bütün dosyaların içi hep boş çıktı. Boş. Boş. Bakınız, ben burada bir şeyi daha özellikle ifade etmekte fayda görüyorum. O da şudur. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken fakirlere ayda 600 lira maaş bağlayacağınızı ifade etmiştiniz. Öyle mi? Peki şimdi CHP'nin genel başkanı oldun. Hadi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bütün fakirlere 600 lira versin. Hadi yap. Bekara karı boşamak kolay. İşi yap, işi. Senin belediye başkanın yap. Gerçekçi olacağız. Biz ülke yönetiyoruz, ülke. Devlet yönetiyoruz. Öyle kuru kuruya, şuraya şu kadar vereceğim, buraya bu kadar vereceğim demekle ülke yönetilmez. İşte senin partinin belediyesi bu. Hadi ver 600 lira. Bu yani, bütçe konuşmaları. Bütçe konuşmaları böyle. Şu anda afişini bulamadım da bir band şey daha vardı. Onu biri arkadaşlar yanlış yere koymuşlar herhalde. Şey var. Mustafa Akaydın. Antalya milletvekili. CHP'li. Şu anda milletvekili adayı. 4. CHP'den sırada. Belediye başkanıydı geçen dönem. 100 bin kişiye iş vaat ediyor. Seçim afişini asıyor. Afişi var. Ben bunu birçok yerde gösterdim. Ondan sonra arkasından seçim yapılıyor. Makama geliyor. Tabii 100 bin işçi bırakın, 1000 tane işçi alamıyor. Zavallı bir kızcağız telefon açıp telefonda kendisinden talepte bulunuyor. Diyor ki ben geldim sizi bulamadım. İş istiyorum. Verdiği cevaplar karşısında kahkahalarla gülersiniz. İki elini arasına almış başını. Tam felaketleri oynuyor. Aynı bir şey. Genel başkanının mini taklidi. Bir de onu seyredelim. Belki birlikte. Belki izleyelim. Ben Kepez Karşıyaka Mahallesi'nde oturuyorum. Evet. Siz seçim zamanı bizim mahallemizi ziyaret etmiştiniz. Evet. Ve kazanırsam her haneye sigortalı iş vereceğim demiştiniz. Evet. Biz mahalle olarak size inandık ve oyumuzu size verdik. Evet. Seçimden sonra Büyükşehir Belediyesi'ne gelip sizinle konuşmak istedik. Evet. Fakat görevliler bize burası iş bulma kurumu değil, başkanla görüşemezsiniz dediler. Benim sorum, sözünüzü ne zaman tutacaksınız başkanım? Hadi! Hadi anlat hadi! Bana bakma, seni çekiyor. Hadi hadi! Hadi. Ben şöyle bir şey kullandım. 10 bin... kadın 5 bin genç işsiz diyor. Birisi o 10 binin önüne bir sıfır eklemiş, 100 bin yapmış. O evet, öyle bir basında bir çıkış oldu. Birisi o 10 binin önüne bir sıfır eklemiş, 100 bin yapmış. Çok abartılı bir rakam ama ben bu sorunlara zaman içinde çözüm getireceğim. Ben şöyle bir şey kullandım. 10 bin
kadın, 5000 genç işsiz diyor. Birisi o 10.000'in önüne bir sıfır eklemiş, 100.000 yapmış. Evet, öyle bir basında bir çıkış oldu. Çok abartılı bir rakam ama ben bu sorunlara zaman içinde çözüm getireceğim. İşte böyle. Gene devam ediyor. Bu da bu son seçimde. Bakın. İki tane afiş asmış. Amasya milletvekili CHP'li aday. Şöyle diyor. Mazot çiftçiye 2 lira olacak diyor. Mazot çiftçiye 1,5 lira olacak diyor. Aynı şehirde afiş. Yani işi artık niye döktüler bilmiyorum. Maskara oldular yani. Böyle bir şey olamaz yani. Bunların böyle bir şey yapmaları filan da kesinlikle mümkün değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tablosu budur bakın. Kârla almıştır sosyakayı, zararla bitirmiştir. Bir yıl kâr geldiğinde kârı gözüküyor SSK'nın, ondan sonra tamamen zarar. Çünkü bunlar parayı, pulu filan tutmayı bilmezler. SSK İstanbul Kartal Hastanesi'nin genel onarım işi tamı tamına tam 6 yıl sürmüş. 92'den 98'e kadar. 6 yıl. Fiyata bakıyorsunuz 12 milyardan 1.9 trilyona çıkmış. %15 bin kat. 6 yıl ömür boyu gelir onarım işi. SSK Göztepe Hastanesi onarım işi. 24 milyara başlamış. 3 trilyona bitmiş. Böyle bir şey olur mu? Diyor ki ben Türkiye'yi yönetirim. Sen bir onarım için 6 yılda yapan adamsın. Ben Ankara'da bir alt geçidi. Evet, o dönemde 45 günde bitiriyorum ya. Böyle çok örnek var ama iki örnek daha vereyim. Ömer Suha Aldan var. Neşter operasyonunun savcısı. O bir rapor tuttu. O rapor raporda diyor ki Kılıçdaroğlu döneminde 25 dolara Amerika'dan getirilen kalp stendi 9 yıl boyunca 2450 dolara alındı diyor. 100 katı. Bu Neşter operasyonunda Kılıçdaroğlu'na bir şey yapmadı. Karşılığında milletvekili oldu bu Ömer Suhal'dan. Muğla milletvekili oldu. Ben televizyonun birçoğunda söyledim. Ben bir baraj yaptım. Siz de sordum bunu hiç bilmiyorum. Baraj yaptım. Yuvacık mı? Ha, Yuvacık Barajı onlar yaptı. Ben Kavşakkaya Barajı'nı yaptım çubuğun hemen üstüne. 80 milyon metreküp hacminde 45 milyon dolar. 80 milyon metreküp hacim 45 milyon dolar. Bakın vatandaşların bunu çok dikkatli dilesinler lütfen. CHP'li Sefa Sirman Yuvacık Barajı'nı Kocaeli'de yaptı. Tam bizimkinin yarısı kadar. Kaça yaptı biliyor musunuz? 4,5 milyar dolar. 45 milyon, 4,5 milyar. Tam 10 katı. Baraj bizimkinin yarısı 200 katı. Cumhuriyet Halk Partisi demek, israf demek ve o dönemlerin içerisinde insanların soyulması demek. Başka bir şey demek değil. Evet, onun için bunlar, barajı enteresan bir şey. Yani. Bunların söylediklerinin hiçbir samimiyetine güvenmek mümkün değil. Artık herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda tamamen yalan yanlış işler söylediğini çok net olarak söylüyor. Şimdi diyor ki erken emeklilik vereceğim diyor şeye. Yaşa takılanlara. Öyle demiyor mu? Evet. Bahçeli de diyor. Bahçeli de diyor. Bahçeli diyor esasen. Aslında Bahçeli'nin zamanında çıktı bunlar. Tabii doğru. 99'da. O dönemde ne diyor? Emeklilik yaşı 80'de olsa SSK kurtulmaz diyor Kılıçdaroğlu. Ya o gün kurtulmuyordu, bugün nasıl kurtulacak? Diyor ki SSK'yı geç emeklilik kurtarır diyor. Kim diyor? Kılıçdaroğlu. Bugün ne diyor? Erken emeklilik vereceğim diyor. Bu ne periz? Bu ne lahana turşusu? Anlamak mümkün değil. SSK Genel Müdürü sert çıktı. Zammı veren kaynağını bulsun. Böyle bir şey var mı? Ama zammı veren kaynağını bence bulacak diye tahmin ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir alışkanlık var. Geçmişinde. O alışkanlığı eğer yeniden taklit ederse Türkiye'de sıkıntıyı ortadan kaldırabilir. Nedir o? 1926 yılında İnönü Taksim Divan Oteli'nin yerinde uyuşturucu maddeler inhisarı yani eroin fabrikası kuruyor. Evet. Hemen ikinci fabrikayı Eyüp'te Haliç kenarına kuruyor. Üçüncüsünde kalkıyor, kuzguncağı kuruyor. Ben bunu ilk söylediğimde insanlar şok oldu. Ama resimleri koyunca inanmak zorunda kaldı. Görüyor musunuz? Önünde ne yazıyor? TC uyuşturucu maddeler inhisarı 10. yıl bir asra bedel diye bir
pano yapmışlar. İşte resmi. Türkiye'de ilk eroin fabrikası Çengelköy'de kuruldu. Evet. Ve şöyle yazıyor. Eroinin bir kilosu 100 bin liraya geçti. Eroinmanlar 1 gram eroin alabilmek için çeşitli hırsızlıklar yapmaktadır. Son günlerde şehrimizde hırsızlıkların artmasının başlıca amili eroinmanların para temini için bu yolu seçmeleridir. Böyle manşetlere geldiler. Ve o kadar enteresan ki bunlar da aynı o fabrikanın içerisinden görünümler. Bakın 3 tane. Arkası daha feci. Olduğu gibi ülkeyi uyuşturucu içen insanlar, alkol kullanan insanlar haline getirdiler. Bakın şurada bir tane resim var. İki tane hatta. Şöyle koyacak olursak. Üstünden okuyalım. Biranın gıdai kıymeti. Yarım litre bira ne gibi gıdalara kuvvetini verir? 385 gram süt. 32 gram tereyağı. 82 gram sığır eti. 325 gram balık eti. 3,5 yumurta. 105 gram ekmek. Bu biranın değeriymiş. Reklam. Bira reklam, için diyor. Evet. Yani. Yanında da diyor ki şarap. Şurada göstereyim tekrar çekeyim biraz biriye. Şarap sıhhat, kuvvet verir. Bol bol için diyor. Onun arkasından gazetelerde reklamlar. Bunları niye anlatıyorsunuz? Getireceğim niye anlatacağımı. Herkes Ankara'da bira içiyor Orman Çiftliği. Reklam bu. Evet. Ankara birası. Bakın şimdi bunun üzerinde ne yazıyor? İki tarafta da bir okuyalım Allah aşkına. Ankara birası. Ankara Orman Çiftliği'nde yapılan Ankara birası Avrupa bira fabrikaları imalatı derecesindedir. Baş ağrıtmaz, mide bozmaz, hayatı uyuşturmaz, yalnız saat ve neşe verir. Hakiki bira lezzetini ancak Ankara birasında bulunabilirsiniz. Atatürk Orman Çiftliği yanında da diğer tarafta aynı şekilde hem neşe hem de vücudu besler diyor. Ve o tarihlerde ailece gidilecek bira bahçeleri yaptılar. Çocukların evlerini bira şişelerini verdiler. Ailecek bu bira bahçelerinde işte durdular. Bu alışkanlık CHP'de geçmedi. Bu alışkanlık devam ediyor. Bakın bu seçimlerde, yeni bu taze seçimlerde CHP'nin arabasında bira şişeleri. Mitinglere taşıyorlar. Diyeceksin mitingde ne işi var? İşte buyurun. Mitingde masa kuruyorlar. Masada da kurarak bira içmeye devam ediyorlar. Bunlar demek, yani CHP demek, ülkeyi uyuşturan bir nesil yetiştirmek demek. İki kere iki dört. Ve tekrar ediyorum. Yani huylu huyundan kesinlikle vazgeçmiyor. Ancak bunlar Türkiye'de kaynak ararlarsa yeniden eroin fabrikaları kurmaları gerekiyor. Şu anda PKK yapıyor bu ticareti. Belki PKK'yla birlikte koalisyon kurarlarsa bir resmi eroin fabrikası yeniden kanunla kurmaları mümkün. O zaman kaynak bulurlar. Ona bir şey demiyorum. Evet, peki. Teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Son bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Yani şunu da kulaklarından hiçbir zaman çıkartmasınlar. Bitişik'teki Yunanistan'ı örnek aldılar biliyorsunuz. Çipras. Hemen gençlik kollarını gönderdiler. Çipras'ı ziyaret etti. İşte Yunanistan'a kurtarıcı geldi. Adamı gördünüz mü? 2 veya 3 gün önce onun bir fotoğrafını çıkartayım da bundan sonra göstereyim. Adamın uçağa binecek parası yok. Kargo uçağıyla hareket ettiler. Kargo uçağının içerisine masa sandalye koydular. Evet. Böyle bir rezalet olabilir mi? Evet. HDP de çok yakın buluyor. Evet. Çok iyi buluyorlar. Yarın ben de çok teşekkür ediyorum. Bugün artık yarın diyeceğim de yanlış söyleyeceğim. Ülke TV'de olacağız Turgay Gürel'le nasip olursa saat 8'de. İnşallah o saatte oraya buluşmak izleyicilerimizi üzere. İzleyicilerimizi bize davet edelim. Ülke TV bizim kardeş kuruluşumuz. Evet. Yarın akşam 20'de Melih Gökçek Ülke TV'de karşınızda olacak tekrar. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet, uzun soluklu bir program yaptık. Yaklaşık 3 saat sürdü. Gecenin bu vaktine kadar bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle Cuma günü İskele Sancak kendi saatinde yine karşınızda olacak. İyi geceler, hoşça kalın.